Herkese günaydın. Sayın Hükümet Sözcü Vekili, Sayın Kıbrıs Üniversitesi Türk Öğrenci ve Ortada Bölümü ve ile Basın Enformasyon Dairesi Müdürü, Sayın Arkadaşlarımız, herkese hoş geldiniz diyoruz bugünkü konferansımıza. Burada olmanıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü e, konferansımızın başlığı 74 geçmişimizden günümüze tüm boyutlarıyla. Bu bir Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu Araştırmaları Bölümü ve bizim bölümümüz Basın ve Enformasyon Dairesi Türk Konular Bölümü'nün ortaklaşa olarak ikinci kez düzenlediği bir konferanstır. Artık bir kurumsal hale gelmiştir. çok da önemli şeyler getireceğine inanıyoruz. gazetecileri, akademisyenleri çok teşekkür ediyoruz. Buraya katılmayı kabul edenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi araştırmalarıyla, bilgileriyle bilgilendirecekler. Ve bu e, konferansın e, oluşturmasına katkı koyacaklar. Evet, kısa bir e, konuşma yapması, konuşması yapması için hükümet sözcüsü vekili Yannis Andoniou'yu buraya çağırıyorum. Herkese günaydın. baylar bayanlar arkadaşlar bu günkü konferansa selamlama konuşma selamlama konuşması yapmaya çok mutlulukla kabul ettim. Çok kritik bir dönemdeyiz ve trajik bir dönemdeyiz ve önüm ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından çok önemli bir dönemdeyiz. 1974 yılında Ülkemizin yarısının istila ve işgal edilmesi halen açık bir yaradır. Ve bugün bu konu tartışılacaktır. 74'te geçmişten günümüze tüm boyutlarıyla konuşulacaktır. Ekonomik bağımlılıklar ve e, siyasi sonuçları, tüm bunlar bir mozaik unsurları oluşturuyor. Ve hepsi bunların Kıbrıs sorununda. E, rol oynadı. 74 önce ve 74 sonrasında tüm bunlar bugün tartışılacaktır. Bugün Kıbrıslı Türk gazeteciler ve akademisyenler ve eski çalışma arkadaşlarımla burada birlikte olmaktan çok teşekkür ediyorum. Profesyonellikleri için kendilerini tebrik ediyorum. E, vatanımıza duydukları e, meram için e, kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, bugün e, evet Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Orta Doğu Araştırmaları Bölümü'nü de tebrik etmek istiyorum. Aynı şekilde Basın ve İletişim Türk Konuları Bölümü'nü bu konferans için tebrik etmek istiyorum. E, tarihsel e, boyutlarıyla, analizlerle, bilimsel analizlerle, e, salt gerçeklikleri ortaya çıkaracak Kıbrıs e, trajedisine dair salt e, gerçekler ortaya çıkacak bu konferansın düzenlenmesi için kendilerine teşekkür ediyorum çok uzun konuştur konuşmayacağım ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında çözüm bulunması çabasına değineceğim ve konuşmam bitireceğim e, Kıbrıs Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'in ortak zemin bulunması müzakereden yeniden başlaması için ortak zemin bulunması çabalarına sonuna kadar destek vermektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesidir ve bu doğrultuda tüm ilgili taraflarla olumlu bir şekilde çalışacaktır ve bu yönde çaba gösterilir. Size bu konuşma yapma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi bir konferans dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Antonio'ya Ve şu anda sahneye Ali Kistilyan'ı çağırıyoruz Kendisi basın ve informasyon dairesi müdürüdür Herkese günaydınlar Hoş geldiniz e, Zaman kazanmak için Protokolü geçmeme izin verin Basın ve Enformasyon Dairesi Türk Konuları Bölümünün Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü ile ortaklaşa düzenlediği 1974 Geçmişten Günümüze Tüm Boyutlarıyla Konulu ikinci Konferansına hoş geldiniz. 1974'ün Kara Temmuz ayındaki darbe ve işgalden sonra geçen 50 yıllık dönemde Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumundaki gelişmeler her zaman Basın ve Enformasyon Dairesi'nin ve Türk konuları bölümünün ilgilendiği temel konulardan biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Son iki yıldır Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Orta Doğu Araştırmaları Bölümü ile işbirliği içinde ve seçkin davetlerin katkılarıyla Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunda yaşanan olayların daha bilimsel ve daha derin analizinin yapılması için çalışıyoruz. Bugünkü konferans, Basın ve Enformasyon Dairesi Türk Konuları Bölümünün Türkoloji ve Orta Doğu Araştırmaları Bölümüyle olan işbirliğinin devam edeceğine dair verilen sözün hayata geçirilmesidir. Basın ve Enformasyon Dairesi olarak Türk Konuları Bölümünün çalışma alanına giren ve genel olarak toplumumuzu ilgilendiren konular hakkında konferansların devam edeceğini yeniden belirtmek isterim. Son olarak bugünkü konferansın konuşmacıları akademisyenler Nikos Mudros, Sertaç Sonan, Umut Bozkurt, gazeteciler Evangelos Areteo davetimizi davet ettiği, kabul ettiği için Aysu Basri Aktere ve Ayşemden Akına Türk konuları bölümündeki çalışma arkadaşlarımız, arkadaşlarımız Loksap Silura, Yakovos Cangaris, Konstantinos Sotiriu ve Iannis Sulosa çevirmenlerimize ve bugünkü etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İyi günler, teşekkürler. Sayın Stilyan'a teşekkür ediyoruz ve sahneye doçent Doktor Haris Tavridis'i çağırmak istiyoruz. Kendisi Türk ve Orta Doğu Araştırmaları Bölümü Başkanı'dır. Kıbrıs Üniversitesi'nden. Herkese günaydın. Herkes hoş geldi bugünkü konferansa. 74, geçmişten günümüze tüm boyutlarıyla ilgili isimli konferansa. Pek çoğumuz 74'te henüz doğmamıştık burada bulunan. Ve 74'den sonra ülkenin süreci çizildi ve 1974'ten sonra ülke bir de facto bölünmeye gitti ve 5 yıllık 5 asırlık bir arada olmaktan sonra bu bölünme oldu. Sadece 74 ile ilgili değil bu konferans, bundan sonra gelenlerle de ilgilidir bir yandan e, politika belirleme ile ilgili e, gerçekçi, pragmatist yaklaşımlardan kaçınmasıyla bunlar ortaya çıktı. Öte yandan e, uzlaşmazlıklarla e, bir, bir araya gelmemekle ilgili bunlar ortaya çıktı. Ve 1974 yılında rolü vardır. Kıbrıs Türk toplumunun e, anlatılmasıyla ilgili Türkiye ve daha geniş e, bölgeyle ilgili çalışmaların yapılması e, politikanın belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Ve böyle bir bilgi bizi ön yargılardan uzak tutacaktır ve realist politikalar kurgulamamıza e, sebebiyet verecektir. Bölümümüz e, e, ilgilerin e, Gerçek bilgilerin sağlanması ve aydınlatılmasına yönelik her türlü girişimi selamlamaktadır ve e, bu şekilde karşılıklı an algı çok daha iyi olacaktır. E, bölümümüzdeki e, çalışanlar bu konferans için çalışan arkadaşlarımıza, arkadaşımız Nikos Mudurus'a teşekkür etmek istiyoruz. basın ve Enformasyon Dersi Türk Konuları bölümüne e, teşekkür etmek istiyorum. Ve, Müthiş işbirliği yaptılar bize bu konferansın hazırlanması için. Ee, çok seçkin konuklarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Konuşmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere, burada bulunan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Stavridis'e. Şu anda... Mihalis Mihaili buraya çağırıyoruz. Kendisi Mihalis Mihail, kendisi Beşeri Bilimler Fakültesi e, dekanıdır. Herkese günaydınlar Sayın Hükümet Sözcüsü Vekili, sevgili meslektaşlar, arkadaşlar. Bugünkü konferansta açılış konuşma yapma davetlerinden dolayı Kıbrıs Üniversitesi, Üniversitesi Türkoloji ve Orta Doğu Araştırmaları Bölümü ile Basın ve Enformasyon Dairesi Türk Konuları Bölümü'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu konferans Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Orta Doğu Araştırmaları Bölümü ile Basın ve Enformasyon Dairesi Türk Konuları Bölümü'nün ortaklaşa düzenlediği ikinci yıllık konferanstır ve artık kurumsallaşmış hale gelen bu mükemmel girişim için organizatörleri tebrik etmek istiyorum. Konferansın 1974 geçmişten günümüze tüm boyutlarıyla şeklindeki başlığı gerek konferansa katılacak olanları gerekse konuşmacıları 1974'ün ülkemiz açısından trajik olaylarını ve her şeyden önce yarım asırdır tüm Kıbrıs halkı açısından yarattığı acı sonuçları düşünmeye davet ediyor. Ayrıca darbenin sonuçlarını Türk istilasının Kıbrıs devletinin iki esas unsuru olan Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumu açısından sonuçlarını ele almaya yönlendiriyor. Çağdaş dönem tarihçileri ve siyaset bilimcileri bu etkileri analiz etme ve sunma konusunda benden çok daha uzman olduklarından kendi konuşmamda iki toplumun varlığının ve Kıbrıs devletinin bu iki toplum üzerinde inşa edilmesinin önemine değinmekle yetineceğim. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası beklendiği üzere adanın tarihini dikkate almakta devlet ve devlet işleyişini daha küçük gruplarla birlikte Kıbrıs halkının tamamını oluşturan iki büyük toplumun varlığı temelinde inşa etmektedir. Cumhuriyet Anayasası'nın devleti inşa etme biçimi büyük bir bilgelik taşımakla birlikte devletin düzgün işleyişi ve sonuçta var olabilmesi açısından toplumlara sorumluluk yükleme bağlamında yoğun bir uğraş içermektedir. Cumhuriyet Anayasası'nda devletin iki toplumluluğu Kıbrıs halkı denilen siyasi grubun ayrıştırıcı bir unsur olarak kurgulanmamıştır. Aksine devletin ve kurumlarının işleyişinin bir unsuru olarak bir toplumun diğerine zorlama yapmasına izin vermeyecek biçimde ortaya konulmuştur. Eş zamanlı olarak devletin iki toplumluluğu esas olarak toplumların uzun yıllardır adadaki varoluşundan kaynaklanırken bir imparatorluk mirası olarak değil çok sayıda etnik nüfusu olan bir devletin bir işlevsellik aracı olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası adanın tarihi kendi toplumlarının tarihselliğini dikkate almakla birlikte bu tarihselliği çağdaşlaştıracak ve onu çağdaş bir devletin işleyişi bağlamına aktaracak işleyişi zorunu kılmıştır. İki toplumluluğun daha çağdaş bir bağlamda devlet işleyişinin bir ar aracı haline geldiği anda Cumhuriyet'in ilanından sonraki en büyük sorunlardan birini teşkil etmiş olması belki de imparatorluk mirasına sahip kurumların toplum kurumlarını kendi kontrollerini al almak isteyerek toplumların bir devletin ayrılmaz parçaları olarak işleyişinin mantığını ortadan kaldırmalarından ötürüydü. Daha da önemlisi iki toplumlu devlet her toplumun etnik kökenini koruyan ve ona kültürel kökenini sürekli olarak öne çıkarma hakkını veren devlettir. Ne var ki bu her zaman için Kıbrıs'a dair siyasi çerçeve içerisindedir. Dolayısıyla iki toplumlu Kıbrıs devleti her birimizin kültürel kökenini koruyan şeydir ama eş zamanlı olarak her birimizin kültürel kökeni de Kıbrıs'ın benzersiz siyasi kimliğini oluşturan şeydir. Kıbrıslı siyasi kimliğimiz yoksa Kıbrıslı durum olamazsınız. Kıbrıs Türk olamazsınız. Bu devletin temellerini oluşan toplumlara mensup değilseniz de o Kıbrıslı kimliğine sahip olamazsınız. Paralel olarak Kıbrıs Devleti'nin iki toplumlu yapısı bir toplumun varlığının diğerinin varlığına bağlı olması için gerekli koşulları yaratmaktadır. Kısacası Kıbrıs Devleti her iki toplumun varlığı olmadan bir anlam ifade etmez. Bir toplum olmazsa diğeri var olamaz ve buna bağlı olarak Kıbrıs Devleti de var olamaz. Bu şekilde anayasayı hazırlayanlar iki toplum arasındaki anlayış ve işbirliğini sadece zorunlu bir vazife olarak değil aynı zamanda tek toplumlu bir devlet anlayışının dayatılmasını engelleyen emniyet subebe olarak devletin hayatta kalmasının bir unsuru haline getirdiler. 20. yüzyılda Kıbrıs'ta yaşanan tüm felaketlerden sonra bile Kıbrıs sorununun çözümünün iki toplumun varlığı mantığından başka bir şey olmayacağından kimsenin şüphesi yoktur. Bu mantık yeni bir çerçevede, yeni bir devlet yapısıyla federal bir yapı altında ve her zaman için Kıbrıs devletini oluşturan iki toplumluluk bağlamındadır. Darbe ve istilanın üzerinden 50 yıl, adadaki toplumlar arası çatışmaların üzerinden 61 yıl geçmiştir. Belki de artık 20. yüzyılda adamızda yaşananları göz önünde bulundurarak ve tarihimizin tayin ettiği şekilde tüm halkın temsil edildiği tek bir Kıbrıs'ı ve tek bir devleti hayal etmemizin zamanı gelmiştir. 21. yüzyılın gerçekliği daha önceki gerçekliklere göre daha karmaşık gibi görünebilir. İşte bu karmaşıklık bizi gerçekliğin tayin ettiği arayışlarımızda daha akıllıca davranmaya itmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Mihail'e ve ilk panele geçiyoruz. İlk panele geçiyoruz. Dört konuşmacımız var. Sayın Ioannis Sulos'la başlıyoruz. Kendisi basın ve enformasyon dairesi görevlisidir. Dönemin basınının 1974 olaylarını baş sayfalarına nasıl aktardığını bize sunumunda gösterecek Sayın Ioannis Sulos. Ben de günaydın demek istiyorum sizlere. Bu sunum, göreceğiniz bu sunum. Kıbrıs ve Türkiye gazetelerinde yayınlanan gazetelerin ilk sayfalarının derlenip Çeşitli görsel, işitler, sel araçlar vasıtıyla kamuoyuna sunulması çabasının bir sonucudur. Bu sonun girişinde gördüğünüz e, çerçeveler, panolar ve gösterilen video bu araçlara örnek olarak gösterilebilir. Toparlanmış olan malzeme ile 50 yıl önce çıkan gazeteci, gazetelerin ön sayfalarında dönemin olaylarının nasıl yansıtıldığını Ortaya koyma amacı güdülmektedir. Yunanistan'da yayınlanan gazeteler bilinçli olarak değerlenmedi tarafımdan. Çünkü amaç hem Kıbrıs gazetelerini öne çıkarmak hem de Türkçe e, yayınlanan gazeteleri ortaya koymamaktı. Türkçe yayınlanmış gazetelerin dil nedeniyle Yunanca konuşan okuyucular için zorluk yaratabilecek olmasının yanı sıra e, toplanan malzemenin hacminin aşırı derecede genişleyecek olmasından ötürü Yunanistan'da yayınlanan gazeteler çalışmaya dahil edilmemiştir. Zaten Yunan ve Türk basınına dair karşılaştırmalı çalışmalar sunan bir literatür de e, mevcuttur. Bu bağlamda e, bu sunumun amacı dönemin basını hakkında bazı bilgiler vermek, dönemin zaman çizelgesini, Gazetelerin ilk sayfalarıyla sunmak ve bu konuşmadan sonraki konuşmacılar için bugünkü tartışma içinde tetikleyici olabilecek bazı ilginç yönleri vurgulamaktır. 1974 yazında Kıbrıs'ta çoğunluğu basın arşivi sitesinde Press Archive CY'den ulaşılabilir olan şu gazeteler yayınlanmaktadaydı. Şu anda görebiliyorsunuz Press Archive sitesini. Evet tarihi de seçiyoruz. 74'ü seçtiğimizde bu tarihi seçiyoruz ve oradan Kıbrıs'ta da Yunanca ve İngilizce olarak İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesi vardı. E, ara dediğimizde şu gazeteler çıkıyor. Evet 27 tane şey çıkardı pardon. Evet 8'ine kadar koyalım. Evet. Evet 20 Temmuz'dan sonra Ağustos'u da koy Evet. Pek çok sonuç çıktı ve buraya girmek gayet kolaydır. Yazıyorsunuz, filtreliyorsunuz ve çıkıyor. Tabii Yunanca okuyamayanlar için çok yararlı bir şey olmasa da arşiv için iyidir. Cyprus Mail var İngilizce olarak yayınlanan bir gazeteydi. Oradan bu Press Archive CY'dan

Bu gazetelerden bazıları günümüzde de yayınlanmaya devam etmektedir. Cyprus Mail dışındaki gazeteler de Yunanca olarak yayınlanmaktaydı. Türkçe olarak yayınlanan gazeteler ise şunlardı. Bozkurt, Halkın Sesi, Yeni Ortam ve Zaman. Türkiye'de de yayınlanan pek çok gazete vardı ama başlıca gazeteler Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Tercüman ve Milli Gazeteydi. Ayrıca yerel ve Türkiye çapında yayınlanan pek çok gazete vardı. Bu serginin salonun girişinde gördüğünüz serginin ve sunumun amaçları çerçevesinde Milliyet, Cumhuriyet ve Milli Gazete gazetecileri gazeteleri tercih edildi. Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin çevirim içi dijital arşivleri bulunmaktadır. Oradan buldum. Milli Gazetenin ilk sayfaları ise Doçent Doktor Nikos Muduros'un kişisel arşivinden tedarik edilmiştir. Bu salonun girişinde bulunan panolardaki gazete küpürleriyle zamansız olarak 3 döneme ayrılmaya çalışıldı bu dönem. E, i̇lk dönem dönemin atmosferinin verilmesi adına 20 Temmuz 1974 öncesindeki dönem. E, i̇kincisini koyduğum ikinci dönem ise 74 yılının Temmuz ayı 1 Temmuz'dan Türkiye'nin istilasına veya Türk basınının tanımladığı şekilde barış hareketine değin olan dönem ve son olarak 1974 yılının Ağustos ayı Cenevre'de görüşmelerin sürdürülmesi ve ikinci istilanın gerçekleşmesinden Amerikalı büyük ölçesinin büyük öldürülmesine kadar olan dönemdir. Kıbrıs'ın çağdaş tarihinin en önemli noktaları olan bu sınıf ve bu sınıflandırmaya götüren dönüm noktalarının dışında pratik sebepler de var elbette. Asker hareketler sırasında ilgili ta, ta, ilgili takımda görüleceğiz. De. Kıbrıs'ta basılı yayınlar durduruluyor. Şu anda görüyorsunuz bu zaman çizelgesini. 15 Temmuz 17 ve bazı bas, başlıklar var. Bu dönemde e, Kıbrıs Rum gazeteleri basılmıyor. 20 Temmuz tarihinden 1 Ağustos tarihine tarihinden Kıbrıs Rum gazetesi yayınlanmamıştır. Burada gördüğünüz gibi. E, bu noktada bazı istisnalar vardı. Ve birkaç sayfalık yayınlanan gazeteler vardı. Ama bunların muhtemelen sansürlendiği ve yayınlanmadıkları yönünde bilgiler vardı. The Cyprus Mail gibi... Ee, şeyler vardı. Evet Kıbrıs Rum Gazetesi'nin aksine Bozkurt Gazetesi 25 e, Temmuz tarihinde bir asırlık hasret bitti. Evet, Kıbrıs Rum Gazetesi'nin aksine Bozkurt Gazetesi 25 Temmuz tarihinde bir asırlık hasret bitti manşetiyle yayınlanıyordu. Ve normal olarak çıkarılmaya devam ediyordu Kıbrıs Türk Gazeteleri. Aynen Halkın Sesi Gazetesi de yayınlanmaya devam ediyordu. Maalesef 1974 yılının Haziran ayına en Kıbrıs Türk gazilerinin çoğunluğu mevcut olmasına karşın 74 Haziran'a kadar o dönemden sonra basın arşivinde eksiklikler gözlenmektedir. bunun sebebi de olaylardır. 3. Evet. Yine üçüncü dönemde Kıbrıs Rum gazetelerinin yeniden yayımlandığı bir Ağustos'tan itibaren başlıyor. İkinci Atilla'nın 15-29, 15-20 Ağustos'taki asker operasyonları sırasında yine bir kesilme var, yine yayınlanan gazeteler var ve daha sonra Ağustos ayı olaylarını kapsıyor üçüncü dönem. Evet, burada da görüyorsunuz 17 Temmuz tarihinden. Evet, Milli Gazete. Milli Gazete başlığını görüyorsunuz. Evet, Savaş Gemilerimiz yeniden e, evet, Türk birlikleri güneysellerine sevk ediliyor. Türk ordusu harekete geçmek için emir bekliyor e, manşetini görüyorsunuz şu anda Milli Gazete'nin. Kıbrıs Rum gazetelerin evet, 20 Temmuz'da, Tarih 20 Temmuz tarihli Mahi Gazetesi'nin ilk sayfasındaki manşet Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü şeklindeydi. Evet 15-20 arasında Mahi ve Agon çıkmıştı sadece 2 e, e, sene ilk Samsun'a yayın oldukları için e, yakın oldukları için. Milliyet Gazetesi ise aynı gün e, çıkarma gemilerimiz Akdeniz'e çıktılar yazıyordu. Bu da şunu gösteriyor 50 yıl önceki bilgi aktarım hızı muazzamdı özellikle Türk basınında. 23 tarih, Temmuz tarihinde Milliyet Gazetesi yaşasın zafer diyordu ve bir kutlama yapıyordu adeta. Askeri hareketlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Kıbrıs politikasının Türk basında yansımaya başlaması da gözlemlenen bir şeydir. Türkiye'nin tezi federal devlet diye bir başlık vardı. Güneş ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kıbrıs'tan çekmeyiz başlığını atmıştı. Milliyet Gazetesi Türkiye'nin gördüğünüz gibi Türkiye Kıbrıs Federasyonu dedi. dedi. Bir başka başlık ise kağıt üzerinde değil, fiili ve gerçek güvenlik istiyoruz başlığıydı. Bu tezler günümüzde deyin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Türk politikacı tarafından ifade edile gelmiştir. Ağustos ayı manşetlerine geçmeden önce Milliyet Gazetesi'nin 25 Temmuz'da Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne destek amacıyla bir bağış kampanyası başlattığını belirtmekte fayda vardır. Kampanya 15 Ağustos'a kadar sürmüştü. Gazete 14 Ağustos tarihli manşetinde 33 milyon lira toplandığını belirtiyor bu o dönem için önemli bir miktardı. 1974 yılında 887.574 Kıbrıs lirasından tekabül eden bir miktardı bu. 74 yılında Kıbrıs'ın gayri safi yurt içi hasılasının 576.5 milyon Kıbrıs lirası olduğunu düşündüğümüzde ve Türkiye'nin ortalama enflasyonun 38 %38.52 olduğu yeni Türk lirasının çıkarılmasında hesaba kattığımızda bugünkü değerlerle o dönem toplanan e, bağış e, 6.362.150 euro tutarında bir rakam rakamdır diyebiliriz. Ağustos ayında Türkiye ve Kıbrıs gazetelerinin ilk sayfa manşetlerinden de anlaşılacağı üzere Cenevre'deki gelişmelere yer veriliyor. Milliyet gazetesinin 9 Ağustos 74 tarihli ön sayfasında kullandığı resim oldukça karakteristiktir. Coğrafi temele dayalı otonom yönetim sistemi ve ateşkesi gösteren haritayla nasıl bir birleşik şu anda görüyorsunuz bu haritayı. Nasıl bir Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti istediklerini gösteriyordu. Bu Milliyet Gazetesi'nin tarihi 9 Ağustos 1974. Yani henüz 14 Ağustos gelmemişti. İkinci, hareket gerçekleş, i̇kinci Atilla gerçekleşmemişti. Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan ateşkes hattı. Yaklaşık olarak ikinci Atilla sonrasında şekillenen hattı. Bu yayın askeri harekette daha önce söylediğimiz gibi 6 gün önce yayınlanmıştı. 17 Ağustos tarihinde Milliyet Gazetesi... Üç gün savaşı başarıyla bitti, ateş kesildi manşetiyle çıktı. Bu mutlaka ki altı gün savaşı benzetmesi yapıyordu. Sunumumu bitirmeden önce Milliyet Gazetesi'nin 19 Ağustos 1974 tarihinde ilk sayfasında yayınlanan bir karikatüre değinmek istiyorum. Kanımca bu karikatür bir sonraki konuşmaya iyi bir geçiş noktası teşkil edecektir. Evet karikatürü görüyorsunuz. Ee, soldaki karikatür karikatürüs 24 27 Mayıs 27 Mart 1974 tarihinde soldaki karikatürü çizmişti. Soldaki karikatürde gördüğünüz gibi Necmettin Erbakan'ın yanında ilişmiş bir Ecevit var. Necmettin Erbakan Türkiye'deki iktidara gelen ilk İslami partilileriydi. Daha sonra yanındaki karikatürde o gün yani 19 Ağustos 1974 tarihinde kaleme alınan bir karikatür, çizilen bir karikatür var. Bu karikatürde de gördüğünüz gibi Ecevit iktidar koltuğuna rahatça oturuyor ve siyasi kariyerinin şahlandığı mesajı veriliyor ve Erbakan onun yanında diz çıkmış olarak e, duruyor. Teşekkür ederim. Biz beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Meslektaşımız Ioannis Sullos'a. Ve bir kez hatırlıyoruz ki girişte e, bulabilirsiniz ve web sitemizden bu, stil, e, bu Gazetelere ulaşabilirsiniz. Şu anki konuşmacımız Nikos Mudrostur. Akademisyendir kendisi. Türk İslamcılığı gözüyle 1974 sunumunu bize yapacak. Herkese günaydın. Ben de teşekkürler etmek istiyorum. Ve iki noktan altını çizmek istiyorum. E, belirtilen iki noktan altını çizmek istiyorum ki bunların altı çizilmesi gerekiyor bence iki noktanın daha önce belirtilen Konstantina'nın biraz önce söylediği basın ve enformasyon dairesinin müthiş bir arşive sahip olması, olduğunu söyledi. Bence de çok müthiş bir arşivdir ve Kıbrıs Türk basını ile ilgili de arşiv vardır ve bu arşivle ilgili bundan faydalanmamız gerekiyor ve Kıbrıs Rumların, Kıbrıs Türklerin ulaşımına açık olması gerekiyor. Çünkü gerçek İsten korkunç bir e, boyutu vardır ve bütünlüklü bir e, gösterimi var Kıbrıs Türk Basınının e, P.I. oyunun arşivinde. Diğer bir e, altını çizmek istediğim nokta var olduğumuz... Kıbrıslı Türk arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın, gazetecilerin, aydınların, akademisyenlerle birlikte çalışmamız ve burada hep birlikte olmamızdır. Ve doğrudan Kıbrıslı Türk gazetecilerle bu araştırmaları yapabiliriz ve şu anda bulunduğumuz kürsede birlikteyiz. Bugünkü gibi boyutları bu şekilde araştırabiliriz. Bugünkü boyut oldukça önemlidir. Evet 50 yıl geçti 74 savaşın üzerinden mamafik 60 yılda 63 olaylarının üzerinden geçmiş. 64 olaylarının üzerinden geçmiştir. Ve Kıbrıs Türk arkadaşlarımız da var burada. 74 ile ilgili 74 ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak Kıbrıs Türk arkadaşlarımıza çok önemli önemlidir ve Kıbrıs Türkler açısından da 64 olayları kendilerine dair önemi taşıyor. Günün sonunda her iki döneminde her iki toplum açısından da önemli bir rol oynadıklarını görebiliriz ve bunu ortaya koyabiliriz bilimsel olarak da. Bunlar girişimdi. Benim yapacağım girişti. Benim sunumumda e, Türk İslamcı gözüyle 74 e, konuşacağız ve üç boyuttan ele alacağım ve bu konu sizinle tartışmaya e, çalışacağım ve yakın geçmişte olan bazı olaylarla da ilgili alıntılar yaparak e, size bu sunumu yapmaya mı e, çalışacağım? Evet. 18 Mart 2024 tarihinde. Erdoğan şöyle bir açıklama yapmıştı. Evet bir e, askerler ile iftar programında bir konuşma yapmıştı. Evet. Çok iyi konuşuyor ama daha da yavaş konuşuyorum diyecek ee, Kıbrıslı Türk arkadaşlarımızın e, duyması için. Erdoğan e, askerlere karşı yaptığı konuşmada şunu söyledi ve aniden bunu söyledi. Aniden basında çıktı. Biliyor, Erdoğan şunu söylemişti. Kıbrıs Türkleri daha bundan yarım asır önce soykurum eşiğinden döndü. Belki de güneye yüklenmiş olsaydık artık güney kuzey diye bir şey kalmaz. Tamamen Kıbrıs bizim olurdu açıklamasını yaptı. Ve bir tartışma oldu. Neden bunu söyledi? Neden bu aniden aniden ortaya çıktı? Seçim öncesi bir, e bir e, bir kampanyanın bir parçası mıydı, askerlere bir mesaj mı veriyordu? Böyle bir şey yoktu. Esasında spesifik bir e, zihniyet var, tarihsel zihniyet var Erdoğan'da ve bu e, Türk İslamcılığı gözüyle gayet anlaşılabilen bir e, olaydır. Bu tarihten bakıldığında ki şu anda Erdoğan zaten bunu temsil ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Türk İslamcılığını şu anda temsil ediyor. Her zaman için bir seçim öncesi e, e, kampanyası davrultusunu yapmasına gerekmiyor. Erdoğan bir e, zihniyeti temsil ediyor. Ve e, Türkiye'nin çağdaş İslamlaşmasını temsil ediyor. Ve 1974 yılında da e, o İslam yaratıcılığın öğrenci hareketinin genç bir üyesiydi. Yani belli bir zihniyeti, belli bir tarihsel zihniyeti kendisiyle birlikte getiren bir e, figürdür. Tayyip Erdoğan ve diyor ki biz Kıbrıs'ta evet biz Kıbrıs'ta şöyle büyüdük. Şunu önledik, şunu öğrendik. E, Ecevit'ti Ecevit istilanın başbakanı her zaman için Ecevit Başbakan istilası profilini e, taşıyordu. Bunun hatta Ecevit'e Kıbrıs Fatihi deniliyordu. Pek çok akademik çalışma yaptım Kıbrıs sorunu açısından ve bu çalışmalar bağlamında Bülent Ecevit ve Kıbrıs sorunu Bülent Ecevit'in Kıbrıs'ın Fatihi olarak kişiliğine yönelik araştırmalarda da bulundum. Ama günün sonunda şimdi göreceğiniz e, şudur. Şunu tartışmak istiyorum. Sadece Ecevit değildi. Bunu yapan, bu rolü oynayan, tamamen bu rolü oynayan 74'teki da rol oynayan tamamen Ecevit'in değildi. Kendi önemi de vardı ama İslamizm'in de önemli bir e, duruşu vardı 74'te ve bu şekilde şunu anlayabiliriz. Belki de daha bütünlüklü anlayabiliriz. Bugün e, İslamcılar tarafından yani bu İslamcılık kültürden gelen politikacıların sözlerini bu şekilde daha iyi anlayabiliriz tarihe göz attığımızda. Evet, evet Necmettin Erbakan'ın Milli Nizam Partisi vardı ve daha sonra Milli Selamet Partisi oldu ve 1974 yılında da Necmettin Erbakan başbakan yardımcısıydı istila kararı alındığında. Peki Türk İslamcılığı bizi neden ilgilendiriyor? İlk mesele şudur. Bizi ilgilendirmesi gereken ilk mesele şudur. Türkiye'nin tarihinin gösteriliminde yani tarih yazı tarih yazarları nasıl göstermek istiyorlarsa öyle gösteriyorlar ve Kıbrıs Türk tarih Kıbrıs Türkiye tarihinde İslamcılığı her zaman için marjinal olarak gösteriyorlar, azınlıkta olarak gösteriyorlar ve Kemalist rejimin e, e, me göre çok daha zayıf olarak gösteriyorlar ve 2002'de AKP e, iktidara geldiğinde işte bir şekil demokrasi Demokratileşme olduğunu söylediler ve işte Kemalist rejimin bir şekilde daha demokratik olma yönelik e, zayıfladığını söylüyorlar. Ve bu Türkiye tarih yazımıyla ilgili bir e, e, bakış açısıdır. Akademik olarak da bu şekilde bakış e, açısı var. ve Ama 1974 yılına baktığımızda, İslamcılık gerçekten de geleneksel ve güçlü olan bir e, hareketti. Bir e, kimlik hareketiydi ve gösterilerle başlamıştı. Kesinlikle e, dinin e, kamuoyunda görülebilmesinin desteklediğin bir harekettir ve bir iktidar hareketidir ve ve nereden duydu e, taşra burjuvas sınıfından doğmuş bir şeydir Türk İslamcılığı 60'larda ve temel bir boyut Türkiye'deki siyasi İslamla ilgili ilgili e, boyut. E, devletle ilgili sevilirdir. Ve yani devleti şöyle görüyorlar. Biz devleti seviyoruz ve yabancıların saldırısından koruyoruz diyor İslamcılar. İslamcılık şunu söylüyor. Devlet bizimdir. Ve bir dini devlettir. Muhafazakar bir devlet olması lazım. Ve Kemalist rejimin içinde bağlandırdığı sömürgeciler bizim devletimize zarar vermek istiyor ve milliyete milli olan ulusa zarar vermek istiyor diyor e, politik İslamcılar bu boyut neden özen önemlidir? Çünkü Necmettin Erbakan'ın İslamcılığının 1900 e, 60'larda da e, yaptığı bir e, siyasi çıkış vardı ve bu partinin siyasi vizyonu şuna dayanıyor İslam'ın insanları ontolojik olarak e, batının e, e, vizyonundan tamamen farklıdır ve siyasi sistemi Türkiye'nin ve kültürel sistemi yani Kemalist sistemin Osmanlı'dan dönen Anadolu'dan gelenlere karşı yani şunu söylüyor İslamcılar biz Osmanlı'nın mıyız ve Kemalist sisteme tabi olanlar yabancıların sistemini bize getirmeye çalışıyorlar ve bunun da kendi açısından önemi vardır ve bu şekilde Kıbrıs'ı da bir coğrafi e, varlık olarak e, konumluyor ve Kıbrıs'ın nüfusunu da o şekilde e, ifade ediyor İslamcı politika. Evet, ilk boyut siyasi boyuttur. 74 ile ilgili e, bahsedeceğim boyut. 17... Temmuz 1974 tarihli bir gazeteden şu an gösteriyoruz size. Ecevit. Yani şunu demek istiyordu. Ahmet Hulusi'nin köşe yazısı sağ tarafa görebilirsiniz. Şunu yazıyordu. Elen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanı üzerinden tam 30 saat geçmiştir. Ve Türkiye kendisinden beklenen müdahaleyi yapmamıştır. Yani diyor ki 15 Temmuz'da darbe oldu ve Elen Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ve 30 saat geçti ve biz halen daha müdahale etmiyoruz ve burada bir endişe gözüküyor yazarın kaleminden ve bir tepki vermemesini kabul edilemez olarak görüyor. Ve bu yani koalisyon hükümetin hükümetindeki e, milli e, rolü kapma heyecanıdır aslında bu e, siyasal İslam'ın İslam'ın ve istilayı Erbakan'ın meselesi olarak e, göstermesidir e, aslında ki buradaki siyasi boyut ve diyorlar ki işte Ecevit e, görüşmeler yapıyor Londra'ya gitti diplomatik olarak çözmeye çalışıyor ve Erbakan diyor ki e, bu işler böyle olmaz ve Ecevit yeterince kararlı değildir bu sorumluluğu almaya yeterince. E, kararlı değildir ve bunu e, İslamcılar almaya çalıştılar bu rolü. Evet 2024'te de zaten duyduğumuz esasında budur. Evet ve aynı şekilde yine şunu söylemiştirler askeri hareket sadece kuzeyde olmamalıdır e, tüm Kıbrıs alınmalıydı demişti yani alın alınsaydı böyle olmazdı demişti e, Tayyip Erdoğan tam da bu bunu anlatıyor. Evet 21 Temmuz 1974 Pazar günü işte yine milli selamet partisinin e, bir organı olan milli gazetenin başlığını görüyoruz. 21 Temmuz 1974 1974'te şunu söylüyor: Kıbrıs'ta duruma hakim olduk diyor ve işte Türk kuvvetleri Lefkoşa, Baf, Girne ve Limasolu aldı diyor. Limasol'da diyor. <laughs> e, aslında bu. E, Milli Gazete'nin e, Milli Gazete'nin kaygısını aslında Limasol'u aldık demesi onun e, kaygısını ortaya koyuyor. Yani bütün Kıbrıs'ı alma yönündeki e, kaygısını, meramını gösteriyor. E, evet. İkinci boyuta bakacaksak tarihsel e, boyuttur. Bir e, primordializm unsuru vardır. 1923 Türkiye'sinin Osmanlı İmparatorluğu'nun devamlı olarak görülmesidir. Ve gelenek icat etme unsuru vardır. Yani yani 23 yeni bir devlet değildir diyor. sadece değişik bir siyasi varlıktır. Osmanlı'nın devamıdır diyor. Primordializmde. Yeni bir Türk milletiymiş, yeni bir Türk ulusuymuş. İslami politika olarak kesinlikle reddedilmedir ve Erbakan o dönemde bunu temsil ediyordu ve bu şunu da reddediyor. Türkiye kendi sınırlarında kalmak durumundadırı da reddediyor çünkü diyor ki biz Osmanlı'nın devamıyız diyor ve o Lozan da zor bir anlaşmaydı İslam için. İslamcı politika için. Bu onları rahatsız etmişti. Çünkü bir imparatorluk devleti olarak bize işte spesifik batılıların bu anlaşmanın empoze ettiği sınırlara bağlı kalamayız diyordu. Siyasi İslamcılar. Ve bu doğrultuda gelenek icat etme unsuru da vardı İslami politikada. Evet Türk Müslüman bölgesi olarak Kıbrıs'ı. Oymuştu. Kıbrıs her zaman Türktü diyorlar İslamcılar. Türk ve Müslüman Kıbrıs diyorlar Osmanlı döneminden bile ve o ve bu şekilde e, müdahale etmeliydi diyor ve yine bu e, kesinlikle yapılması gereken bir şeydi diyor istila çünkü Türk Müslüman bölgesiydi ve bu yapılan isti, istila. Kıbrıs sadece Otoman, Osmanlı bölgesi değil. Aynı zamanda diyor ki Anadolu'nun jeolojik devamıdır diyor bu Yani Kıbrıs'a baktığımızda bir Doğu Akdeniz'in bir parçasıydı ve kesildi Anadolu'dan koptu ve Karpaz gösteriyor Anadolu'nun büyük bölgesini Karpaz gösteriyor. Ve bu şekilde bir e, bilimsel e, yozlaşma da söz konusudur. Ve, ve Bu bağlamda da yine sadece Kuzey'le değil tüm Kıbrıs'ı almalıydık. Görüşleri var. Evet ve Kıbrıs'taki Türk ordusunun e, primordializmin güçlendirmesi ve genetlerin icat edilmesi unsuru olarak e, kullanılmasına Yöneldiler. Yani Osmanlı e, İmparatorluğu'nun devamıdır bu ve bu bir Osmanlı Türk e, Müslüman bölgesidir e, bakışları ve argümanları vardı. Ve Milli Gazete'de görebiliyorsunuz şu anda e, Malazgrit ile e, Kıbrıs'ı paralelleştiriyor ki işte her Ağustos 26 Ağustos'ta Malazgirt e, kutlanıyor ve bunu e, Kıbrıs'la birlikte birleştirdi. Diyor ki 1071'den 1974'de burada işaret ettiği nokta e, Anadolu bölgesinin İslamlaşmasıdır ve yani bu şekilde bu ikisini bağlıyor. ...1071'de işte gösteriyor orada ve 1974'te de yine Türk ordusunu gösteriyor. Aynı noktaya koyuyor 1071 ve 1074'ü. Evet ve Türk istilasının durumu ve nasıl tarih tarihi nasıl yaptıklarını bu gösteriyor ve 3. boyuta baktığımızda yaman bir çelişki ...görüyoruz, yine 74 ile ilgili olarak, şu anda gördüğünüz bir köşe yazısı var... ...yine milli gazetede ve yine bir bilimsel dedikleri bir boyuttur. Şunu yazıyor köşe yazarı, netice olarak diyor, şunu söyleyebiliriz ki... ...Yunanistan hiçbir tarihte Kıbrıs'a hakim olamamıştır... Adan nüfusunun ekserisi gerçi Rum'dur fakat Rumlar Doğu Roma yani Bizans halkındandırlar. Irk olarak Grek yani Yunanlı değillerdir ancak onların dilleriyle konuşmaktadırlar diyor köşe yazarı. Yani Rum olduğu için e, Müslüman nüfus değil ama e, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan Müslüman olmayan, lardır Rumlar diyor ve bu şekilde diyor. Bunlar Yunan değil, e, Grek değiller. Sadece Yunanca konuşurlar diyor. Kıbrıs'taki Rumlar ve diyor ki yani bu nüfusta e, Rum e, Yunan yoktur, Grek yoktur veya Grek yoktur diyor. Yani Yunan nüfus, Yunan devletinin Yunan nüfusu yoktur diyor. Bu Osman bu Osmanlı'dan işte Anadolu'yla ilgili nüfustur. O nüfustur diyor. Kıbrıs'ta bu şekilde bir tarih bağlamı kurguluyor. Mehmet Zek. ve ve Türk ordusunu düşman olarak görmemeli diyor e, Rumlar. Çünkü e, onlar da Osmanlı İmparatorluğuna tabiydiler. Evet. Bir diğeri ise Evet, Kıbrıs Rumlar kesinlikle Yunan değil, başka bir şeydi diyorlar. Başka bir büyük tarihi adım atılıyor ve diyor ki kesinlikle Müslümandır Rumlar. Ve ve Kıbrıs'taki Kıbrıslılar da %100 diyor Sunni Müslümandırdılar. Ve işte bu başlıklardan şunu görüyorsunuz, Sunni Müslümanların olmayışını söylüyor. Ayşemden bu konuda zaten konuşacak. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs'ın her zaman Müslüman olmasa dair bir garantiydi aslında bu bakış açısından göre ne, Arbakan ve onun hareketi şunu gösteriyor, şunu işaret ediyor ve Türk sünni Müslüman nüfusu. Doğrudan yani şeye giriyor toplumsal mekanizmaya giriyor. ve Türkiye Kıbrıs'taki herkesin kendilerinin e, tayin ettikleri gibi olmasına yönelik bir e, kurgu kuruyorlar ve 1974'te. Evet, Kıbrıslı Türk e, imamların olmamasından yakınıyorlar. E, okulların din okullarının olmamasından yakınıyorlar ve işte Kıbrıslı Türkleri din olarak iyi Müslüman olarak yetiştirecek kurumların olmamasından yakınıyorlar. Ve bu da bizi bugüne kadar aslında e, Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili olan e, tartışmaları da getiriyor ve din Kıbrıs Türklerin dinli diniyle ilgili olan e, konuya değinecek olursak Kıbrıs Türkler Kıbrıs Türklerin e, Limasol diyoruz e, Limasoldaki camide bir imam olmaması Limasolda büyük kabul edilemez bir şeydir ve bir şeyler yapılması gerekiyor bu nüfusla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor. Müslüman olduğunu olan nüfusa dair bunu şu şekilde bitirmek istiyorum. 1974'ün İslamizminin Kıbrıs adasını anladığı şekliyle ve Kıbrıs nüfusunu algıladığı şekli çok önemlidir. Çok çünkü bunu daha uzun vadeli olarak da düşünebiliyoruz. Türk istilası 74'ten sonra giden ve devam eden işgal şunu gösteriyor: Kıbrıs'taki Türk sadece tek boyutlu değil, bir sömürge devleti gibi yani askeri olarak bir e, yeri kontrol ediyor, ama aynı anda statik değil bu e, işgal. Ve bu e, nüfusu kontrol etmek istiyor Kuzey'deki parçasından hareketle ve bu şekilde şu ön koşulları e, ve evet, Türk nüfusu oluşturma koşullarını yaratmak istiyor bu hamleleriyle ve evet daha sonra bu yönde konuşmalar olacak önemli konuşmalar olacak ilk yere gidiyorum. Neden Erdoğan ansızın böyle şeyler söylüyor? Çünkü bu zihniyetten geliyor. Böyle bir tarihi zihniyetten geliyor ve kritik anlarda bunları dışarıya çıkarıyor ve Kıbrıs Türk topluluğu ile Türkiye arasındaki değişikliklere de bahsediyor. İlk kez 2002 yılında başbakan olmuştu ve ve danışmanlar ona Kıbrıs Türk toplumunun e, liderleriyle Mehmet Ali Talat gibi birileriyle tanıştırmak istiyordu. Ve onu tanıştırmak için e, o Ozu dönümün e, gelecek lideri yani o zaman Talat Başbakan'dı. Evet dediler ki Mehmet Ali Talat'tır şu anda e, esas olan Erdoğan şöyle bir soru sormuştu. Talatla ilgili e, inançlı dinsiz midir bu e, Mehmet Ali Talat diye ilk sorduğu soru şuydu. Ve ikinci karakteristik olay Akıncı ile ilgili e, açık denilebilecek çatışmasıydı Erdoğan'ın. Akıncı 2015'te ilk yaptığı açıklamada işte ana oğul ana kız e, ana Ana çocuk vatan hikayesi bitmeli demişti ee, Erdo Akıncı ve Erdoğan diyor ki biz ana vatanız ve önemli böyle bir görevimiz vardır demişti Akıncı'ya karşı 2015 yılında. Ve bu çizgide her zaman için is Türkiye'deki İslamcılığın bir ee, şüphesi vardır Kıbrıs Türklerle ilgili. işte disiplinsiz bir toplum vardır ve bunu disipline etmelerini gerektiğini düşünüyorlar. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Muduros'a. Ayşem'den Akım ile devam ediyoruz. Kendisi gazetecidir. Ve bize Ayşem'den Akım, Türkiye'deki siyasal İslam'ın Kıbrıs'ın kuzeyindeki etkileri, tarikat yapılanmalarının yükselişinden bahsetti. Açıldı galiba. Evet. E, Nikos bir e, giriş yaptı. Türkiye tarihi ve Türkiye'deki siyasal İslam'ın etkileriyle ilgili. Ben sunumun başını yani Türkiye'deki tarihi dönemi hızlı hızlı geçeceğim ve oradaki siyasi ortamın Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün siyasi anlamda nasıl yapılandığını, nerelere geldiğimizi ortaya koyacağım. Şimdi Türkiye'de siyasal İslam, İslam'ın kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar gidiyor tabii ki. Onun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına dayanıyor. Tabii bu AKP'li yıllarda çok daha başkalaşıyor, siyasal İslam boyut değiştiriyor çünkü hiç olmadığı kadar devletle tarikatlar Kıbrıs'ın kuzeyinde de, Türkiye'de de iç içe geçiyor ve kamu kaynakları, dernekler, vakıflar aracılığıyla tarikatlara katılıyor ve onların semirmeleri ve etkinlik alanlarının artması sağlanıyor. Evet Osmanlı döneminde de ...Kıbrıs'ta Mevlevi, Bektaşi, Nakşibendi gibi farklı tarikatlar vardı ama İslam dinini e, yayıyorlardı. Ama 1922'de örneğin e, Şehnaz'ım Nazım Kıbrıs'ı Larnaka'da e, doğan Kıbrıslı bir Nakşibendi tarikatı lideriydi. Ve e, burada Kıbrıs'taki o dönemler yaşanan e, İslam diyelim daha e, toleranslı, kimsenin hayatına karışan cinste değil kendi ibadetini, kendi yaşam şeklini kimseye dokumadan yaşamak için uğraşıyordu ve yaymaya çalışmıyordu. Tabii bu yıllar içinde değişti. Türkiye'den çok farklı olarak siyasilerden uzak duran bir tarikat yapısı vardı Kıbrıs'ta Osmanlıdan beri. Ama bu Cumhuriyet'ten sonra da aynı kalsa da AKP döneminde maalesef. Devletin tarikatlarla iç içe girmesi nedeniyle Kıbrıs'ın kuzeyindeki Nakşibendi Şeyh Nazım Tarikatı bile bugün e, kolejler yapmaya, okullar yapmaya, e, mürit toplamaya ve diğer Nakşibendilerin Kıbrıs'a uzanan o ithal kolları Süleymancılar ve İsmaila gibi tarikatlar aracılığıyla e, Kıbrıs'ın kuzeyinde artık eskisinden çok daha etkin e, ve e, kalabalıklar. Şimdi e, Türkiye'deki siyasi ortamı hızlı hızlı geçmek istiyorum. 1950'lerde Türkiye'nin çok partili hayata geçişi vardı ve e, CHP'nin o katı layık politikalarının dışında e, Demokrat Parti daha e, liberal, inanç özgürlüğünü e, benimseyen e, din konularında daha e, yumuşak bir politikaya sahipti. Ve Türk halkının ve Anadolu yoksul halkının e, büyük gönlünü kazanmıştı ve çok güçlü şekilde iktidara gelmişti. Tabii Türkiye tarihine baktığınızda her 10 senede bir darbe görürsünüz ve bu darbeler hep laiklik uğruna yapılır. Ama her darbeden sonra siyasal İslam devletin içine daha fazla ve daha rahat organlarına girer. 1980'lere geldiğinizde yine darbe yatakta yatan Turgut Özal o dönemin en güçlü figürü ve 80 darbesinden sonra Türkiye'yi yeni bir döneme götüren şahıs. Yanındaki kişi de e, şimdi terörist de ilan edilen Fethullah Gülen. E, yani Turgut Özal siyasal İslamcılarla e, onların Türkiye'de önünü çok açan, onları destekleyen e, bir şahsiyetti. O zamanlar çok seviydiler. Tabii e, o, o dönemlerde Erbakan da sahneye çıkıyor ve e, partisini yeniden açıp tekrar siyasi sahnede e, yer alıyor. Ve çok güçlü bir 90'lar geçiriyor bir sürü hükümette koalisyon ortağı olarak yer alıyor ve ee, siyasal İslam, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Erbakan e, aracılığıyla artık uzun yıllar temsil edilmeye başlıyor. Tabii e, o dönemlerde Türkiye'de çok büyük şeriat tartışmaları e, ol, oluyordu ve e, asker ve layık kesimler büyük bir tartışma içindeydi ve postmodern darbe geldi. Yine e, bir e, 1997'ydi işte bu da, bir 10 sene sonra gene geldi. Ee, tabii Erbakan'ın işi burada bitince onun yanındaki ılımlı İslamcılar AKP'yi kurdular. Sanıyorum işte bundan sonra bizim için işler değişiyor. Çünkü e, siyasal İslam'ın Kıbrıs'ın 74'teki etkisine, 74'ten 2000'lere kadar ge gelen zamana bakarsanız aslında çok da fazla e, din odaklı değil, daha çok ulusal çıkarlarımız, Türklerin oradaki varlığını koruma konusunda e, yani herhangi bir dindarlaştırma politikası yoktu. Sadece burada Türk varlığını korumak için Erbakan da bunu destekledi. Ama işler AKP geldikten sonra değişti. Evet şimdi Kıbrıs'a etkilerine geçecek olsak bu dönemi dediğim gibi Erbakan ve Milli Görüş dönemi ve AKP dönemi diye ikiye ayırabiliriz. Erbakan dönemi layık Cumhuriyetçilerden, Kemalistlerden, Atatürkçülerden daha farklı bir dönem değildi aslında. Ee, en azından sistematik bir şekilde Kıbrıs'ın kuzeyine bir İslam pompası yoktu. E, Türkleşme daha önemliydi. Kıbrıslı Türklerin kendini Kıbrıslı değil, Kıbrıslı Türkiye'de Türk olarak hissetmesi daha önemliydi ve e, hiçbir zaman zaten o Kıbrıslı kimliğinin oluşmasına izin verilmedi 2000'lere kadar her zaman Türklük kimliği e, önemliydi. Sonra artık Türkiye'de İslam siyaseti İslam bu kadar rahat ortalığa yayılınca ve Herkes artık açık şekilde AKP'li olmak zorunda kalınca diyeyim, işler değişti ve burada da çok büyük baskılar yaşanmaya başladı. Tabii 20 yıldır, ya yani gerçi AKP Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyini her zaman ekonomik protokoller imzalayarak yönetmiştir ve bu protokollerin içine Buraya yapacağı yardımları bazı kurallara bağlamıştır. Örneğin size külliye yapacağız, saray yapacağız, ilahiyat koleji açacağız, ders kitaplarınızı değiştireceğiz gibi böyle bu mali protokollerin içine böyle sosyal kültürel mühendislikleri koyar. Diyeceksiniz ki Kıbrıs'ı Türkler değişiyor mu, etkileniyor mu bundan? Kıbrıs'ın kuzeyinde bu yaratmak istedikleri din ve kimlik konusu 20 yıldır çok ciddi bir şekilde yürüyor, sistematik şekilde yürüyor. Daha Türk, daha Müslüman Kıbrıs halkı, Kıbrıs Türk halkı isteniyor. Mesela bundan insanlar da etkileniyor, etkilenmiyor diyemeyeceğim. Mesela gördüğünüz first lady, Ersin Tatar'ın eşi, her zaman cesur, modern, açık kıyafetlerle de görmeye alışık olduğumuz bir şahıs. Sol taraftaki fotoğraf Cumhurbaşkanı eşi değildi o zaman. 2018'de çekildi. Sağ taraftaki 2023'te. Yani birçok kişinin kıyafetine, günlük yaşantısına da etki etmeye başladı. Örneğin Ersin Tatar bildiğimiz kadarıyla yani öyle tam Müslüman, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden biri değil diyebiliyoruz. Ama birden sürekli böyle dua eder, namaz kılar, her dini ortamda poz verir halde gördük kendisini eşi de tabii ki dolayısıyla etkilendi ve o da dekoltesini kapattı, etek boyunu uzattı. Bu tarz değişiklikler toplumda var, yok değil. E, tabii dini liderlik ve eğitim AKP için çok önemliydi. Yani Türkiye'de Diyanet nasıl e, milyarlar milyar liralarla a, 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 eller üstünde tutuluyorsa toplumun parasıyla burada da e, aynı yöntem uygulanıyor. Kıbrıs Türklerinin tanınmış bir makamı müftülük dediğimiz o makama şu anki din işleri başkanını AKP atadı, Ankara atadı. Kitapları değiştirdi, ilahiyat koleji açtı ve Türkiye'den bir sürü öğretmen göndererek hem buradaki toplumun gençlerin yapısını hem öğretmenlerin eğitimin yapısını bozmaya kalktılar. 1980'lerden 2000'lere kadar Kıbrıs'ın en... Yaygın olan cemaati Kıbrıs'ın kuzeyindeki Fethullah Gülen'di tabii ki. Turgut Özel zamanlarına, 80'lerden beri Kıbrıs'ın kuzeyinde en yaygın olarak yerleşmiş olan cemaat, tarikat Fethullah Gülen'di. Neredeyse her apartmanda, her sitede ışık evleri vardı. Bu ışık evlerde kızlar, erkekler tabii ayrı ayrı kalırdı. Neden Kıbrıs'ın kuzeyini tercih ederlerdi? Hem daha özgürlükçü bir yerdi burası. Biz onların hayat şekline çok karışmazdık. Bir de Fethullahçılar da çok karışan ve dışarıdan böyle çok kapalı görünen insanlar değil, daha modern görünen insanlar. Yani bir kaynaşma toplum şahıslar arasında da, okullarda da bir kaynaşma yaşanıyordu. Bir de okullara başları açık girebiliyorlardı. Onun için 2000'li yıllarda... 90'lı yıllarda Kıbrıs'ın kuzeyini birçok e, gülenci geldiğini, yerleştiğini, evler, yurtlar açtığını biliyoruz. Tabi e, tabii darbeden sonra, e, 90, e, 2016'daki Türkiye'deki darbeden sonra Fethullah Gülen terörist ilan edildi burada da. E, ve Gülen out, Süleymancılar ve İsmail'a in oldu. E, bu gördüğünüz şahıslar tabii Türkiye'de şu anda bütün kamu kaynaklarını sömüren iki tane tarikatın lideri, kurucuları. Biri Süleymancıların, biri İsmail Ağa'nın. Cübbeli Ahmet Hoca'yı da bu İsmail Ağa'dan tanırsınız. Ayrıca İsmail Ağa küçük çocukları evlendirip dinin nikah kıyıp sapıklıklarıyla da tanıdığımız bir tarikat. O da şu anda Kıbrıs'ın kuzeyinde yerleşmiş durumda. Hatta birazdan göreceksiniz. AKP'nin atadığı Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, en sağdaki beyefendinin öğrencisi, müridi. Evet, şimdi ben size böyle bir kabaca aslında Kıbrıs'ın kuzeyinde hangi tarikatlar var, nereden nereye geldiği anlattım. Ama size bunu son bir yıldır yaptığımız haberlerle de göstermek istiyorum. Genel yayın yönetmeni olduğum bugün Kıbrıs Gazetesi'nin son bir yılda yaptığı haberleri getiriyoruz şimdi. Kıbrıs'ın kuzeyi, çocuklukları skandalı dedik bu habere. E, yaptığımız araştırmalar sonucunda her bölgede neredeyse e, tarikatlara ait böyle gördüğünüz yapılar, tamamı onlara ait. Villalar, apartmanlar, e, korunaklı çevreleri korunan evler ve içinde e, küçük çocukların eğitim aldığı etut, etüt odaları ve e, kaldıkları odalar var. E, bunları ortaya çıkardık. Sonra e, bu ortaya çıkardığımız yurtların tahsil çağındaki talebelere yardım derneğine ait olduğunu öğrendik ve bu derneğin Süleymancılar tarikatının desteğiyle Kıbrıs'ın kuzeyinde semirdiğini, 90'lı yıllardan beri aslında olduğunu ama 2000'li yıllarda Hüseyin Özgür gün döneminde, UBP döneminde AKP'nin de istekleriyle daha çok yayılabildiler. E tabii bunların biz bu haberleri yaptıkça Gazeteye çevrelerinden yani bu binaların çevrelerinde yaşayan insanlardan ihbarlar gelmeye başladı. İşte alo biz Lefkoşa'dan arıyoruz bir apartman var oraya çocuklar giriyor kafası kapalı çıkıyor kafası kapalı giriyor falan gibi böyle şikayetler alıp gidip bu binaların önünde soteye yattığımızda gizlendiğimizde ve fotoğrafladığımızda bir de görüyoruz ki gerçekten sabahtan akşama kadar bu tespit ettiğimiz yerlere bu mahalle aralarında olan evlere çocuk çocuk giriyor. Ee, ne yapıldığını bilmiyoruz. Camlar tamamen kapalı, içerisi görünmüyor. Çok ciddi şekilde güvenlik kameralarıyla inceleniyor, izleniyor. Ee, yaklaşmanız çok mümkün değil. En fazla bu kadar yaklaşabilmiştik. Ee, ve çocuklarımızı orada oralarda toplayıp beyinlerini yıkıyorlar. Ee, tabi nasıl açıldı bu yurtlar? Yani Türkiye Yapmadı tabii ki, yani tabii ki Türkiye'nin isteğiyle oldu ama Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasilerin bu edilgen halleri ve her gelen emri uygulama hallerinden dolayı başımıza bu işler açıldı. Atatürk tekke ve zaviyeleri, tarikatları 1925'te kapattı. Düşünün şimdi 2020'deyiz ve biz neyi tartışır durumdayız? Kıbrıs'ın kuzeyi şu anda tarikatlardan geçilmiyor. Herkes çocuğunu buralara kaptırabilir. Allah'tan Kıbrıslı öğretmenler var ve bu çocukların peşini bırakmıyor. Bu çocukların haklarının peşini bırakmıyor ve bizim haberlerimizi suç duyurusu olarak kabul edip polise başvurdular. Ardından Öğretmen Sendikası ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği mahkemeye başvurdu bu derneğin kapatılması için. E, tabii sadece bu dernekler, tarikatlar değil Türkiye'deki siyasal artan siyasal İslam'ın İslam'ın Kıbrıs'ın kuzeyindeki etkisi. E, tarikatların dışında daha sistematik e, işler de var tabii ki. Mesela ders kitapları konusu e, sürekli olarak ders kitaplarına Türkiye'den müdahale ediliyor ve içine dini unsurlar, siyasal İslam'ın, Sunni İslam'ın e, aslında bizim toplumumuzda çok da göremeyeceğiniz başı kapalı Gördüğünüz gibi sürekli bir başı kapalı fotoğraflar var kitapların içine eklenen. E, sanki Kıbrıs'ı Türk öğretmenlerin başı kapalı peçeliymiş gibi bir imaj var ama o kitapları burada hazırlamadı arkadaşlar ve e, Türkiye'den geldiği için de toplumda da çok büyük tepkiler oluşmuştu. Sizler de eminim takip etmişsinizdir. E tabii eğitime el atmaması bu sömürge politikalarının e, şaşırtıcı olurdu. Ee, tabii kitaplar bir yana ki hala onun mücadelesini veriyor öğretmenlerimiz ama camilerde verilen Kur'an kursları da e, bu dönemde 2000'li yıllarda AKP'nin döneminde Büyükelçilikteki Din İşleri Müşaviri tarafından verilmeye başlandı. Ve bu kursları Eğitim Bakanlığı ne yazık ki e, denetlemiyor. Çünkü yani denetleme yetkisi var mı ondan da emin değilim. E, karış Yani gitse de denetlese de e, orayı dağıtacak bir yetkisi veya ona cesareti var mı emin değilim. Çocuklarımız böyle ne idiyi belirsiz imamların Türkiye'den getirilmiş Kıbrısı Kıbrıslıyı e, bilmeyen yapısı gereği çağdaş olmayan geldiği toplumun daha çok e, kodlarını taşıyan imamlar tarafından bizim çocuklarımızı burada eğitmeye çalışıyorlar ve tabii ki bu çok büyük bir tehlike e, çocuklar da dine daha çok daha Müslüman olsun diye onlara bisiklet veriyorlar e, kıyafet veriyorlar hediye veriyorlar yani çocukları Kendilerine çekmek için yapabilecek bütün imkanları kullanıyorlar. Şakir Alemdar'dan bahsetmek ister isen bir ara bahsettim bu imam işinden. Biliyorsunuz belki tanırsınız Şakir Alemdar'ı. Kıbrıslı Türk bir imamdır ve bu bahsettiğim şahısların da göreve gelir gelmez ilk ayağını kaydırmak istedikleri şahıstır. Çünkü Şakir Hoca modern dünya görüşüyle de bilinir yani Müslümandır ama kimseye karışmaz. Çağdaş kendi dinini yaşar, görevini yapar, evine giden biriydi. Ahmet Ünsal ona da taktı çünkü Larnaka'ya göndermek istediği İsmaila cemaatinden başka müritleri vardı. 14 yıllık hocayı görevden aldılar. Kuzeyde tabii kıyametler koptu ama yine Akp kazandı ve onların dediği oldu alemler şu anda görevli değil. İşte dediğim gibi yerine başka Türkiye kökenli, Türkiye bağlantılı, tarikat bağlantılı isimler getirildi. E, zaten e, Kıbrıslı Türklerin bütün makamlarına Kıbrıslıya ait Kıbrıs'a ait görmeyen, yani kendini Kıbrıs'a da ait görmeyen insanları getirmeyi AKP bu dönemde görebildi. Çünkü onların aracılığıyla yönetmeye çalışıyor kurumları da bizi de. Evet, Dinişleri Başkanı Ahmet, Ahmet Ünsal, İsmail Ağa Tarikatı'ndan demiştik. E, kendisi adaya geldiğinden beri arkamda Erdoğan var diyerek gezdi. Ama gazetemizin e, editörü Emine Yüksel arkadaşımız onun bir camide verdiği vaazı gitti, gizlice kaydetti. Ve e, müthiş bir gazetecilik örneğiyle e, aslında Ahmet Ünsal'ın nasıl bir kapa yapısına sahip olduğunu ortaya çıkarmış olduk. Kadınlara söylediği, kocanızın yatağına gideceksiniz, ona hizmet edeceksiniz. Ee, evde kedi besleyip çocuk yapmamak günah, boşanmak ayıp gibi e, vaazlarla toplumun ve e, bilhassa yoksul kesimlerini gördüğünüz gibi daha çok göçmen görünüyor fotoğraftakiler. Yani başları kapalı falan daha <laughs> e, yoksul kesim, dışarıdan gelen kesim ama elbette ki Kıbrıslılar da var içlerinde. Ee, evet tabi bu, hocanın bu lafları her Kıbrıslı kadını de, delirtti ee, sokaklara dök, döküldük, ee, vatandaşlığının iptal edilmesini istedik, meclisi bastı kadınlar ee, istifasını istediler, ee, bir sürü tabi e, olay oldu ama AKP atadığı için bizim UBP yani UBPde AKP'nin işte taşeron olduğu için kuzeydeki e, görevden alamadı bu şahsiyeti ve bir nefret iyice büyüdü toplumda, hala bekliyoruz almasını. Ee, tabii Tabi İsmaila cemaatinin yüzü de çıktı. Şimdi bizim Kıbrıs Türkleri maaşıyla geçiniyor Ahmet Ünsal. AKP tarafından atandı ama e, bizim maaşlarımızla kendisi İslamcı turizm şirketlerinin reklamlarında da oynuyor. E, öyle de e, değişikler yani tek dertleri Allah değil yani. <laughs> Gördüğünüz gibi ticari yanları da gayet güçlü bu tarikatların. Zaten tamamen din sömürüsüyle e, para kazanan yerler. Ee, kadınların eylemini bahsetmiştim kadın milletvekilleri de toplu açıklama yaptılar ve e, Ahmet Ünsal'ın görevden alınmasını istediler sendikalar kadınlar erkekler hepsi ayaklandı 40 tane örgüt e, İçişleri bakanlığına yürüdü vatandaşların iptalini istedi evet e, sona geliyoruz son bir dikkat rica edeceğim çünkü burası ve e, bundan sonraki son slaytım önemli devlet içinde devlet dedik. Hala Sultan İlahiyat Koleji. Az önce söylemiştim. Türkiye e, protokollerle yönetiyor ve bu tarz e, dini işleri de bu protokollerin içine sokup sizi yapmak zorunda bırakıyor. Eğer onu yapmazsanız size bu parayı yollamayacağım diyor. Çünkü kurallara bağlıyor. Ve bunun sonucunda e, çok büyük tepkilerle Hala Sultan İlahiyat Kolejini açtılar. AKP döneminde açıldı. Şimdi ikincisini Moskova'ya açacaklar. Ee, bu okulda yine bu da bizim haberimiz yani haberler üzerinden anlatıyordum size geldiğimiz aşamayı. Ee, bu okulun okul muavinini büyük elçilik atıyor. Yani yabancı bir ülkenin bir büyük elçisi sizin ülkenizdeki okula bir müdür muavini atıyor. Ve tabii ki bu Kıbrıs'ı Türk öğretmenleri çok sinirlendiriyor. Çünkü o okulda Kıbrıs'ı Türk hocalar da var ee, ve orada bir eğitim bir birliğin içindeler ve birlikte yönetiyorlar. Okul aile bir şey öğretmenler toplantısı, okul toplantısında, yönetim toplantısında e, Türkiye'den gönderilen hoca bir ve hoca iki Türkiye'li hocalar bu arada. Onlar Türkiye'den gelen hocalar. Onların SMS yazışmalarına ulaşıyor gazetemiz. E, şimdi olay şu, Büyükelçi bu okula bir tane böyle çember sakal birini atıyor tabi yabancı. Herkesi tuhaf ...görünümlü gelen bir yabancıya atıyor. Ve e, Kıbrıs öğretmenler de sinirleniyor tabii ki. Yani bu nereden çıktı? Bir kere uymuyor da zaten adamın e, mevkisi müdür olmaya. İdareten onu onu atayalım, bizim adamımız deyip onu atıyorlar. Okulda kıyamet kopuyor. E, ve sonra WhatsApp gruplarında bu mesajlaşmalar başlıyor. Ve e, kavga çıkıyor Türkiye'li öğretmenlerle Kıbrıslı öğretmenler arasında. Bu Türkiye'li öğretmen toplantıda olanı diğer gruptakilere anlatıyor. Diyor ki selamun aleyküm değerli hocalarım. Bugün okulda yapılan öğretmenler toplantısında sendika yöneticileri, Kıbrıslı yani, büyükelçiliğin emriyle atanmış müdür yardımcımızı kabul etmediklerini dile getirmişlerdir diyor. Onun ardından başlıyor grupta kavga ve nasıl insanlarla Kıbrıs Türk insan yani Kıbrıs Türklerin nasıl kafadaki insanlarla karşı karşı olduğunu görmeniz için buraya dikkat. Diyor ki hoca 2 Karabağ'ı Ermeni itinden, Suriye'yi teröristlerden, Libya'yı Hafter soysuzundan temizleyen Türkiye Cumhuriyeti gereğini yapacaktır inşallah. Gereğini yapacak dedi, biziz ya, yani bizi öldürecek. Bizi bir terörist gibi öldürmekten bahsediyor bu Türkiye'li öğretmen. Yani sonuç, geldiğimiz yeri söyleyecek olursam bu acı noktayı. Dün, dün tüccarı bu karanlık güçler e, Kıbrıs'ın kuzeyinde müthiş bir tehlike yaratmış durumda. Ama bu sadece Kıbrıs'ın kuzeyini ilgilendirmiyor. Çünkü bu e, tarikatlar dini kullanarak karanlık işler yapan e, odaklar ve kara para aklama, terörü destekleme, militan yetiştirme, darbe, ayaklanma bir sürü şeye kalkışabilecek güçleri, paraları ve elemanları var. E, çok tehlike olarak, büyük bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Bu yüzden e, şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Sadece ülkemizi birleştirmek için değil, e, layık bir ülkede yaşayabilmek için, bu faaliyet, layıklık karşıtı faaliyetlerin önüne geçebilmek için de birlikte hareket edebilmeliyiz. Çünkü medeni toplumları din değil, yasalar yönetir, bilim yönetir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Ayşem'den arkana sunumu için ve şu anda Evangelos da devam ediyoruz. Kendisi gazetecidir, gazetecidir ve Türk siyasal İslam'ı ve AKP'nin Kıbrıs algısından bize bahsedecek Sayın Evangelos Arateos. Teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Basın ve Enformasyon teşekkür etmek istiyorum daveti için ve benim için büyük bir mutluluk ve şereftir aynı panelde olmak. Nikos gibi arkadaşlarımızla ve böyle bir buluşmada yer almak. Akademisyenlerin ve her iki, tar iki tarafın akademisyenlerin ve gazetecilerin olduğu bir etkinlikte olmak, konuşmak benim için büyük bir onurdur. Konstantiya Ya dedim. Evet. Türk İslam, Türk siyasal İslam'ının ve AKP'nin Kıbrıs algısıyla ilgili bir konuşma yapacağım. Kıbrıs ve Kıbrıs sorunu çok erken dönemden itibaren Türkiye'deki muhafazakar ve İslamcı aydınların yanı sıra Kıbrıs'taki Türk-Müslüman topluluğunun da merkezinde yer almıştır. Sunumumuzun devamında göreceğimiz üzere Nihalatsız ve Necip Fazıl Kızağık gibi önemli muhafazakar, milliyetçi, türkçü ve İslamcı aydınlar Kıbrıs bağlamında öncelikle Türklük, ikinci olarak İslamcılık etrafında bütünlüklü bir ideoloji geliştirdiler. 60'lı yıllarda bunları yaptılar. Eee evet. Dünya düzeniyle ilgili bir duruşları vardı. Türkiye'deki modern siyasal İslam'ın evet, evet Nikos'un söylediği gibi ve Kıbrıs sorununa kadar gelecek bir e, duruştu bu ve Kıbrıs'a dair düşüncelere de sayık olacak şeylerdi bu düşünceler. Evet. Türkiye'deki modern sosyal, siyasal, siyasal İslam'ın babası Necmettin Erbakan esasen muhafazakar milliyetçilik ile İslamcılık arasında melez bir karışım oluşturarak milli görüş ideolojisini yaratmıştı. Nikos da, da bundan bahsetti. Milli görüş açısından da Kıbrıs'ın katalizör önemi vardı. Türk siyasal İslamına ilişkin tüm ideolojik inşaların ve zihniyetlerinden ötesinden gerek Erbakan gerekse Tayyip Erdoğan için Kıbrıs ve Kıbrıs sorunu açıkça konjonktürel ve siyasi bir karaktere sahip ola gelmiştir. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile Erdoğan'ın bugünkü Türkiye'de siyasal İslam'ın ana temsilcileri, sürdürücüleri olduğunu düşünürsek, çağdaş siyasal İslam'ın tutumu Kıbrıs'a ilişkin ideolojilerden ziyade Konjonktürel düzenlemelerden etkilenmektedir. Yani bu düzenlemeler iç siyasi dinamiklere ve Türk dış politikasına yön veren, kotarılan uluslararası faaliyetlere bağlıdır. Hal böyleyken anlam planı ve 2004 referandumlarının kısa bir süre önce ve sonrasında gerek Yunanistan'da gerekse Kıbrıs'ta hakim olan e, Kıbrıs sorununu sadece Erdoğan çözebilir şeklindeki görüş çok daha fazla dikkatli bir incelemeye hatta yeniden değerlendirmeye muhtaçtır. Bu görüş doktrinsel ideolojik bir altyapıdan uzak olsa da her zaman için Türkiye'deki iç güç ilişkilerine ve esas olarak Türk dış politikasını şekillendiren uluslararası koşullara ve esas olarak AB ve Ankara'nın batı ile daha geniş ilişkilerine bağlı ola gelmiştir. Evet, erken dönem siyasal İslam'a ve kısa küreye bakacaksak, Kıbrıs 2. Abdülhamid'in idare Britanyalılara devrettiği 1878 gibi erken bir tarihte ve özellikle 1914 yılında Kıbrıs'ın Britanya İmparatorluğu'na bağlanmasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcındaki ideolojik çalkantıların merkezinde hızla kendini bulmuştur. Bu dönemde ve 50'li yıllara kadar Kıbrıslıların ilk kıbraşmaları saf bir etnik karakter içeriyordu. Zira görüldüğü üzere Kıbrıslı Türk, jön Kıbrıslı Türk elitler, jön Türklerin ve ardından Atatürk'ün fikirlerini hızla benimsemişlerdi. Henüz 19. yüzyılın başlarında Kıbrıslı Jön Türklerin öncelikli yargı, kaygıları var olma, direnme, karşı duruş, hürriyet fikri, fikri ve Türklüktü. <laughs> Britanya yönetimi adaya yerleşince sömürgeciliğin yanı sıra Türk kimliğini de Müslüman kimliğiyle değiştirmeye çalışmış ve ulusal sembollere kısıtlamalar getirmiştir. 1950'li yıllardan sonra Türkiye ve adadaki milliyetçi muhafazakar çevreler gazete ve dergileriyle olduğu gibi eylemleriyle de Kıbrıs Türk'ün Kıbrıs Türklerin yanında yer almış ve hükümetlerin Kıbrıs'ı önemseyen politikalarını desteklemişlerdir. Necip Fazıl Kıza Kürek tarafından çıkartılan Büyük Doğu adlı gazete 1954 yılından itibaren Kıbrıs meselesini yakından takip etmiş, Kıbrıs tarihiyle ilgili bilgiler vermiş ve Kıbrıs milli dava olarak nitelenerek Kıbrıs'ın baş meselesi olarak görülmüştür. Necip Fazıl Kısakörek büyük bir aydın ve şairdi ve bu kişi için Tayyip Erdoğan defalarca hayranlığını ifade etmişti. Evet, 1958 yılının Haziran ayında... Kısa Kürek ve Avukat Bekir Berk Eminönü öğrenci lokalinde bir konuşma yaptılar. Bu konuşmada Lozan konferansında kayıtsız şartsız Britanya'ya terk edilen Kıbrıs üzerinde Türkiye'nin haklarının bulunduğu söylenmiştir. Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Türklerin hakkını korumak davası Memlekette bir heyecan dalgası yaratmıştı. Bu konuşmada Kıbrıs davası Viyana'dan beri imha edilmek istenen ve Anadolu'ya sıkıştırılan Türk milletinin direniş ve harekete geçişinin delili olarak sunulmuştur basında. 60'lı yıllarda da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin ardından kısa kürek Kıbrıs'a Türkler'e saldırılar karşısında tüm dünyanın suskun olduğunu belirmiş ve işkenceyle kıydıkları ada... Şehidimize atlı bir şiir kalemi almıştır. Büyük Doğu'da bu yayınlamıştır. Kısa kürek açıkça İslami terimler kullanarak duygularını şu Mısır'da dile getirmişti. Evet şiir bu şekildedir. Bırak ağlasın, bayrak ağlasın, öldü doğuran kısrak ağlasın, peygamber atı burak ağlasın, dövünsün kılıç mızrak ağlasın, insanlar yakın irak ağlasın, Adada deniz toprak ağlasın, bırak ağlasın, bayrak ağlasın. Birkaç yıl sonra Kısa küre, Kıbrıs kimindir diye sorulduğunda tam da kendisinden beklenileceği üzere şöyle yanıt vermişti. Kıbrıs Müslümanlığın ve İslam'ındır, Müslümanlarındır. Eğer Makaryos Müslümanlığı kabul ederse Kıbrıs onundur. Evet, Erbakan'ın da milliyetçi görüşüyle ilgili. Milli görüş ve Erbakan'a bakacak olursak, çok ayrıntılara girmeyeceğim. İdeolojik e, kurgusunun yanı sıra, Nikos'un belirttiği üzere, bir de siyasi konjonktür vardı. Erbakan, 74 yılında e, mil, her zaman için e, milli görüş ideolojisine göre... Askeri şeydi. Her zaman için e, istilas 74 yılında Kıbrıs'ın istilasına karar veren Ecevit hükümetinin başbakan yardımcısıydı ve milli görüş ideolojisine göre askeri müdahale dönemin Haçlı seferleri zihniyetlerine ve Batı'nın yayılmacılığına karşı bir mücadeleydi. Bu aynı zamanda Türkiye'nin milli çıkarlarının korunması için verilen bir savaştı ve Erbakan ilk İslamcıydı ki iktidara gelmişti. Bu vardı. Bu şans ve katalizör bir önemi vardı Erbakan'ın. Ve bu yüzden Erbakan derhal istila tarafında konum tutundu. Ve şu noktaya kadar geldi. Ve hatta Ecevit'i kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdi ve dedi ki e, istila kararını aslında ben aldım. Ve Erbakan istilanın e, sayık olarak önemin önemini anladığı zamanda kendisini koydu e, Kıbrıs Fatihi e, figürüne ve kendisinin öncülük ettiğini söylemişti. Ve fetih hakkı gibi e, fetih hakkı gibi açık İslami terimler kullanarak Türkiye'nin tüm adayı fethetme gibi vazgeçilmez bir hak olduğu icraolojisinde oluşturmuştur. Öte yandan Erbakan Cenevre görüşmelerinde Türkiye'nin barış harikatı imajını zedeleyen konuşmalar açıklamalarda bulunmuştu ve bu hem Ecevit'i hem de ...generalleri kızdıracak kadar ileri gitmişti bu açıklamalarında. Generaller Erbakan'ı, harekatlarını zorlaştıracak ve Türkiye'nin uluslararası aranadaki konumunu... ...ve argümanlarını zora sokacak açıklamalardan kaçınması konusunda uyarmak zorunda kalmışlardı. Ve bu doğrultuda başka bir çalışma biçimi vardı Kıbrıs sorununda, siyasi İslam'da... ...ve hep bunlar konjonktürel olarak yapılıyordu... Evet Kıbrıs sonu ve AKP'ye bakacak olursak Kasım 2002 seçimleri ve AKP'nin zaferinden sonra Türkiye'nin Kıbrıs meselesine yönelik tutumunda önemli bir değişiklik. Daha doğrusu yeniden düzenleme kaydedilmiştir. Tek parti hükümetinin kurulması için TBMM'de sal çoğunun büyük me mecliste çal çoğunluğun kazanılması, AKP'nin Türkiye'nin Kıbrıs politikasını yeniden yapılandırmasına ve bazı girişimlerde bulunmasına olanak tanıdı. Ve bu da Kıbrıs meselesinde olayların gidişatında önemli değişikliklere yol açtı. Ancak AKP'nin Kıbrıs meselesine ilişkin ideolojik arka planı değişmiş değildi. Zira parti ve ideologların meseleyi hala halen tamamen İslami terimleri algılıyorlardı. Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun 2001 yılında Türk dış politikası ile ilgili kaleme aldığı stratejik derinlik adlı kitabında açıkça ifade ettiği gibi İslami terimlerin yanı sıra daha geniş jeopolitik terimlerde de eklenmişti. Şunu yazmıştı Davutoğlu stratejik derinlik kitabında. Kıbrıs ne sıradan bir Türk Rum etnik problemi ne de sadece süregelen bir Türk Yunan gerginliğidir. Kıbrıs meselesinin ikinci önemli ekseni ise bu adanın coğrafi konumunun jeostratejik açıdan taşıdığı önemdir. Bu eksen oradaki insan unsurundan bağımsız olarak bizatihi hayati öneme sahizdir. Orada tek bir Müslüman Türk olmamış olsa bile Türkiye'nin bir Kıbrıs meselesi olmak zorundadır. Hiçbir ülke hayat alanının kalbinde yer alan bir adaya kayıtsız kalama satırlarını kalemi almıştır. Öte yandan ve bu şunu gösteriyor ki... E, Nizamiyem. E, e, daha bu jeostratejik ve konjonktürel şeylerde ekleniyorlar. Öte yandan Erbakan'ın geleneksel siyasal İslam'ından ve milli görüşten koparak AKP'nin kurucuları tarafından şekillendirilen Türk siyasal İslamı, İslamı bir kez daha Kıbrıs meselesini kendi siyasi bekası için kullanacaktır. 1999 Helsinki zirvesi sonrasında Türk dış ve iç politikasının Avrupalılaşması, tırnak içinde Avrupalılaşması ve Türkiye'nin AB'ye katılma beklentisi çerçevesinde Kıbrıs meselesi gerek ordu gerekse Ankara'nın ve işgal altındaki Lefkoşa'nın milliyetçilerine ve Türk kamuoyuna karşı AKP'nin meşrutiyet kazanması doğrultusunda bu hükümetin bir kozu haline gelmişti. Kıbrıs'la ilgili bu değişiklik yeni Müslüman elitleri tarafından Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin tamamlanması bağlamında hayati bir önemde görüldü ve aynı zamanda yeni Türk hükümetinin Avrupa yanlısı kimliğinin düzeyinin yükseltilmesine de öne olanak tanıdı. Böylece AKP uyladığı reform gündemiyle birlikte iç siyaset sahnesindeki konumunu sağlamlaştırıp meşrulaştırdı. Bu hamle kendisini batı odaklı cumhuriyetinin tek garantörü ve batı modernitesinin koruyucusu olarak gören kemalist askeri bürokratik yapılanmanın konumunu önemli ölçüde zayıflattı. Ve AKP'nin o zamana kadar rejimin e, resmi politikasını e, desteklenenlerin yadırgamaları doğrultusunda ihtiyaç duyduğu halk desteğini kazanmasına olan, e, olanak sağladı. Bu çerçevede o zaman e, başbakan olan... Başbakan olmadan kısa bir süre önce 2003 yılında Erdoğan şöyle bir çıkış yapmıştı. Demişti ki Kıbrıs Sayın Denktaş'ın kişisel meselesi değildir. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Kıbrıs'ta 30-40 yıldır sürdürülen politikaları desteklemiyorum. Erdoğan ve AKP bu dönüşü yaparak Kıbrıs sorununda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Öte yandan bu atılım AB'nin komünist rejimlerin çöküşünün ardından uluslararası prestijinin zirvesine ulaştı. 2002-2007 arasındaki dönemin özel jeopolitik durumuyla ayrılmaz bir biçimde birbiriyle bağlantılıydı. AB o dönemde tarihindeki en büyük gelişmeyi, genişlemeyi yaşamış ve Türkiye'deki güçler arası ilişkiler göz önüne alındığında AKP'nin bir meşruiyet kalkanı ama aynı zamanda ülkenin siyasi hayatında olduğu ordunun ağırlığını zayıflatacak bir araç bulması gerekiyordu. Bu araç da AB'ydi. Öte yandan Kıbrıs Rum toplumunun anlam planını reddetmesi ve Kıbrıs'ın AB'ye katılmasının Avrupa'da yarattığı ilk büyük hayal kırıklığının ardından AB'nin önemli ülkeleri Türkiye'nin Avrupa perspektifinin aslında AB dışı olduğuna dair net sinyaller vermeye başladı. AKP'nin Kıbrıs'a yaklaşımı da bu gelişmelerle gelişmeye başladı. 2007 yılında AKP, AKP programında Doğu Akdeniz'den ilk kez doğrudan bahsedildi ve bu şekilde Türkiye'nin Kıbrıs'a yaklaşımında yeni bir değişime işaret edildi. Artık Kıbrıs temel olarak jeopolitik özellik yaşıyor ve kısa bir süre sonra Türkiye'nin enerji güvenliğine dair jeopolitik özelliği de önemli hale gelecekti. Kıbrıs Erdoğan'ın yeni Türkiye ideolojisinin e, temel taşına dönecekti. Dönüşecekti. Yeni Türkiye açık bir ne Osmanlı karakteri almıştı. O dönemki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 2012 yılında şöyle bir açıklama yapmıştı. 1911 ile 1923 yılları hangi toprakları kaybetmişsek 2011-2023 yılları arasında o topraklarda tekrar kardeşlerimizle buluşacağız. AKP'nin bu yeni dönüşü partiyi kısa küreğin fikirlerine olduğu kadar hareketin ideologlarının ikinci Abdülhamit etrafında yaratacağı masalada e, masala da mitolojiye de yaklaştıracaktı. Kısa kürek ve ikinci Abdülhamit daha önce söylediğimiz gibi Erdoğan'ın kamuoyunda sıklıkla hayranlığını ifade ettiği kişidir. ve aslında e, 2. Abdülhamit e, Kıbrıs'ı Britanyalara veren kişidir. Paralel olarak aynı dönemde sivil toplum kuruluşları tarikatlar ve diyanet işleri başkanlığının öncülüğünde Kıbrıs Türk toplumunu İslamlaştırma yönünde siyasi bir girişim başlayacak bu dönemde ve Ankara'nın Kıbrıs Türkleri yönetik tutumunda gerçekten büyük bir değişiklik yaşanacaktır. Ve şunu görüyoruz. Bugüne kadar AKP İslam yaklaşımı e, döngüsünü e, Kıbrıs yönelik İslami yaklaşım döngüsünü kapatacak ve artık Kıbrıs'a yönelik İslami yaklaşımın geleneksel unsurların yanı sıra Ankara'nın yeni jeopolitik ve enerji güvenliği yaklaşımını hayati önem taşıyan yaklaşımla birleştiren melez bir ada anlayışına geri dönecektir. Bir diğer İslami yaklaşımda dediğimiz gibi hayati önem taşıyan yaklaşımla birleştirilen doğrudan Ahmet Davutoğlu hayati önemden bahsetmişti Kıbrısla ilgili. Bu doğrultuda Erdoğan hükümetleri genel olarak Türk bölgesinde İslami unsur güçlendirme önünde daha geniş çabalar harcıyor ve bunlar onun bir parçası parçasıdır. Evet bu şekilde Türkiye'de siyasal İslam 50'li yıllardan itibaren Kıbrıs'a ve Kıbrıs sorununa yönelik zihniyete belirgin bir İslami bakış açısı kazandırdı. Daha 50'li yıllardan itibaren. Ancak pratikte siyasal İslam yıllar boyunca Kıbrıs meselesini hem kendi çekişmeleri hem de kendi çıkarları için kullandı. Gerek Kemalist yapıyla ve kültürel savaş bağlamında gerekse içeride AB karşısında meşruiyet kazanmak için sürekli olarak kullanmıştır. Türk siyasal İslam'ın Kıbrıs meselesine yönelik bu konjonktürel manevraları daha çok Türkiye'nin içindeki dinamiklere ve AB ile ilişkilerine bağlıydı. İdeolojik birleşenlerine ve Kıbrıs meselesine ilişkin dogmatik anlayışlara çok daha az bağlıydı. Evet. Hal böyleyken 2014 sonrasında AKP'nin Evet, e Gerçek evet farklı koşullarda farklı yerlere ge gelebilecek bir e, pragmatist bir İslamcılık var. Bunu hem Erbakan'da gördük ama esas olarak e, Erdoğan'da gördük. Ve Türk siyasi İslam'ının bu e, taktiği gerek ülkenin içindeki gerekse dışındaki konularda da konu kullanıldı. Ve bu şekilde 2014 sonrasında ve AKP'nin Fethullah Gülen hareketleriyle çatışması ve hepsinden önemlisi 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden ardından AKP'nin Devlet Bahçeli milliyetçiler ve MHP ile ittifak ittifakı, ittifakı e, 2000 Evet bu sağlam e, e, pan-Türkizmdir der hatrınızda söylediği MHP ile ittifak 2017 yılında Transmontada yapan görüşmelerin de çökmesiyle birleşti ve Ankara'nın Kıbrıs meselesine ilişkin tutumunu setleştirdi ve Türkiye Kıbrıs meselesinde birleşmiş milletlere daha önce yürüttüğü koordinasyonlardan uzaklaştırdı. Bugünkü konjöktürde yeni çabalar vardır ve bu Erdoğan'ın e, milliyetçileri e, dışarıya e, çıkarmak ve yeni e, müttefikler bulmak çabası vardır. Eğer bu bu Kıbrıs sorunundaki durumu değiştirecekse bu henüz benim cevap bulamadığım bir sorudur. İkinci soru ise Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin nasıl şekilleneceğidir. Ankara'nın Kıbrıs sorunundaki tutumu nasıl şekillendireceğidir? bugüne kadar son dönemde yapılan Avrupa Birliği'nin tutumuna baktığımızda, bir ile ilgili tutumuna baktığımızda ve Türkiye'nin ilerleme ilerleme raporu ile ilgili durumuna baktığımızda ki Türkiye herhangi bir ilerleme göstermiyor Avrupa Birliği'ne girişle ilgili olarak ve ...bu dış politikasını nasıl şekillendireceğini, nasıl e, yeni bir tutum belirtip, belirtip belirtmeyeceğini bilmiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Arateo'ya, Arateos'a. Şimdi bir 10 dakikalık bir e, tartışmamız olacak. Konuşmacılarımıza herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ve soruların mikrofon aracılığıyla sorulmasını rica ediyoruz ki tercümanlarımız da soruyu duyabilsinler. Açık diye düşünüyorum. Evet sesi duyuluyor. Bir netleştirme istiyorum. Zihniyetin nasıl bir farkı var? İzlamcılığın, Türkiye'deki İslamcılığın Kıbrıs'a ilgili zihniyetinin nasıl bir farkı var? Bu zihniyetle kemalist, e, laik, askeri ve derin devletle İslami zihniyetin farkını, eğer farkı varsa farkının netleştirilmesini istiyorum. Soruyu anladığınızı düşünüyorum. Evet bu soruyu herkese sordum. Evet. Nikos Mudros doğrudan yanıtlayacak. Bazı farklılıklar vardır. Bu bazı zamanlarda çok ince çizgilerle belli, çok ince çizgilerde ortaya çıkan şeyler. Çok önemli bir sorudur bu. Birinci fark Kemalist ideolojiden bahsettiğimizde, ve Türkiye'de Kemalistlerden bahsettiğimizde üniter birleşik bir ideolojik bütünlük tabi göremeyiz. tabi İslamcılık içinde aynı şekilde aynı üniter bir bütün bir ideoloji göremeyiz. Ve tarihte Kemalizmin verildiği şekliyle şu görüş vardır. Kıbrıs Türktür. Yani Türkiye bu şekilde her şekilde Kıbrıs'ta olmalıdır. Ama şu görüşte vardır. Ve bu görüş ya şu şekilde, bunu şu kate, kemalist kategorisine koyabiliriz. İki halk vardır Kıbrıs'ta. Bir tanesi Kıbrıs Türk halkıdır Kıbrıs'ta. Ve tam olarak işte self-determinasyon ve ekonomisini e, idare etme hakkı vardır. Ve bu şekilde iki devlet vardır. Peki bunun e, diğer ideolojik şeylere farkı nedir? Bu Kıbrıs'ın mesela dinciler, din, 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 İslami olarak düşündüğümüzde onlar diyor ki Kıbrıs'ın kuzeyi tamamen dinleştiriliyor. Türkiye'nin bir aynısı olmalıdır ve en bir bağımsız olmaştır. İkinci bir devlet yapısı olarak olmalıdır diyor. Dolayısıyla ikinci bir devlet yapısı varlığı olduğunda, bu şekilde Türkiye'den de Kemalistlere göre e, bağımsız olabilir. ikinci bir halk olduğunda bu çok tabii e, varsayımsal bir şeydir. E, çok geniş bir konudur. Ve gerçeklikte yoktur. Ama ideolojik bir tez olarak şu fark vardır. E, Kemalistlerle diğerleri arasında gerek partiler arasından açıklananlarda Ve şu da var. CHP'ye bile baktığımızda Türkiye'de bugün Kıbrıs Rumca, Yunanca olan basında CHP Türkiye'nin Kemalistleri olarak gösteriliyor. Ama tam olarak anlattığı gibi değil. 74'ten sonra bu parti dramatik bir şekilde değişti. Kemalizmin bazı boyutlarıyla ilgili olarak, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak mesela iç değişiklik var. Ve bu bizi şu şonuca götürebilir. Geçen belediye seçimlerinin sonuçlarıyla belki de bazı meseleler daha da fazla değişecek. Ama boyutlarla ilgili yani İslamizmin e, temsilcileri ve Kemalizmin temsilcileri arasındaki fark şunu söyleyebiliriz. Bazı yerlerde vardır. Kıbrıs Türk toplumunu nasıl anladıklarıyla ilgili, nasıl gördükleriyle ilgili fark vardır. Yani biri der ki Türk laik e, vatandaşlarıdır. Ahalisidir Kıbrıs'taki. Diğeri de e, Kıbrıs Türk e, tarafını e, Türkleştirme hedefi vardır. Diğerin Kıbrıs Türk toplumunu ek, İslamlaştırma hedefi vardır. Ve bu Türkiye'de pek çok e, varsayımsal şey vardır. Kıbrıslı Türkler iyi e, e, Türkler değildir ve doğru Müslümanlar değildir diye bir görüş vardır. Ve bu her yöne doğru baskı oluşturabiliyor. Ben de bir şey ekleyeyim. geç Yakın geçmişte bir açıklama olmuştu Özel'in. E, CHP Başkanı Özel'in bir açıklaması oldu. E, Erdoğan'la yapılan görüşmenin ne konuştuklarını sormuştu. Ve Özel şunu söylemişti ki bazıları, ee, ulusun devletle rekabet etmesini e, e, ortaya koyuyor demişti. Ve ve devleti AKP kullanıyor ki devlet e, kanalında işte daha fazla AKP'yi e, koyuyordu. Ve devlet ve ulus olduğunda bir rekabet olduğunda her zaman için ulus kazanır. Ve devamında şunu söyledi ki... E, Devletin daha fazla evet ilk yaptığı e, ziyaret Kıbrıs'taydı. Azerbaycan olmuştu. Ve kişisel görüşüm şudur. Pantürkizm var. Demin Evangelos'un anlattığı. Kemalizm de orada unsurları vardır. Ve Türkiye'de Ee, hükümet eden partinin e, nasıl, neye göre karar vereceğini zaten bilemiyoruz. Bir şey eklemek istiyorum ben Nikos'un söylediklerine. Şunu söyleyebiliriz: üç tane genel görüş vardır Kıbrıs sorunu ile ilgili oldu veya e, Kıbrıs'taki Türkler Pantürkizm ve Panturanizm vardır. Bir tanesi bu görüşlerden biri odur. Ve bunun kökleri çeşitli ve net e, ulusçu millici görüşlerdir. Nihalatsız'ın e, çerçevesinde İslamcı teori var. Nikos'un söylediği gibi. Ve bu dinle ilgilidir. Ve o da kendi köklerini kendi kaynaklarını Kıbrıs'ın İslamlaştırılmasında buluyor ve bir de kemalistler vardır ki bu geleneksel kemalistlerden bahsediyoruz. Pek çok kemalist var ama bu geleneksel kemalistlerin şu görüşleri vardır. Kıbrıslılar esasında tek Türklerdir. Türkiye dışındaki tek Türklerdir ve bunlar için Türk devleti bir şey yapmalıdır ve bir şey yapabilir ve buradan şunu görüyoruz, Ecevit, ideolojik olarak bir zorlu yoktu bu konuda. Şöyle tamamlayayım, çok ilginçtir şunu söyleyebilirim. Gerek Nihal Atsız bir şiir yazdı, Kıbrıs'tan Irak diye bir e, panturanist bir şiir. E, e, şiir yazdı ve tüm e, Osmanlıların tüm bölgelerini anlatan bir e, şiir yazmıştı ve benzer bir karşılık bir e, şiiri de kısa kürek yazmıştı. Size okuduğum e, şiirdi bu ve bu iki görüşün Panturanizm ve e, İslamcılığın farklı ideolojilerden kaynaklandığını ve farklı dünya görüşlerinden farklı kaynaklandıklarını görsek de yine geleneksel Kemalist ve İslamcılıkta çok sınırlandırılmış bir çerçevede olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Sayın Valentino soruyor sorusunu. Teşekkür ederim. Evet, sunumlar için çok teşekkür ediyoruz. bizlerden pek çok düşünüyorum ki eğitim kurulunda bu unsurlar, bu faktörler Kıbrıs Türk eğitiminde layık olan Kıbrıs Türk eğitiminde de yapılan bu çabalar, İslamlaştırmak çabaları nasıl mümkün oluyor da küçük bir insan topluluğu, hepimiz küçük bir insan topluluğuyuz. ...ve okullar sebebiyle bu kadar e, dini olan... ...ve diğer tarafta karşılık olarak... ...bu kadar layık bir karaktere sahip olmaları nasıl olabiliyor? Ve e, bu dini baskılara karşı olmaları... ...ve bu, bunun faktörleri nedir? Bu kadar büyük bir... ...sağlam bir layıklığın olması nasıl meydana geldi ve bu şekilde kendi politikalarını ya oluştur Erdoğan'dan da önce kendi politikalarını böyle savunabilmeleri nasıl mümkün oldu onu sormak istiyorum. Ee, e, ha, e çünkü yani şunu söyleyebilirim. Kıbrıs Türkleri evet bir sürü toplumsal mühendislik projelerinin altında yaşıyor ama e, ben e, okuduğum, araştırdığım, incelediğim bütün Türkiye cumhuriyetlerinin bütün Türk e, gruplarını sayın e, geçmişten bugüne en demokratik, en laik gerçekten e, laikliği devlet din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayırmayı e, Atatürk'ün söylediği andan itibaren devrimlerini, inkılaplarını kabul etmiş, içselleştirmiş bir topluluk var burada. E, din bir kere bizlerin hayatında Yok denecek kadar az. Aslında e, Tayyip Erdoğan'ın kendi baktığı yerden bize sinir olması, bizi e, değiştirmeye çalışıyor olması anlaşılabilir bir şey. Çünkü biz gerçekten çok farklıyız. İki e, ana vatan, yavru vatan diyor ama yavru hiç anaya benzemiyor o, o açıdan mesela. Tabamen e, yavru ateist kalıyor ananın yanında. Ee, nasıl başarıyor? Bu köklerinden geldiği yerden e, inandığı inançlarına e, ve layıklığa, çağdaşlığa bağlılığından kaynaklanıyor. E, bizde asıl önemli olan e, layık, çağdaş, modern bir eğitimdir. Din insanların hayatında, günlük hayatında yoktur. E, kendi kalbiyle e, inanıyorsa yukarıdakinin arasında bir e, meseledir ve buna karışılması, dışarıdan müdahale edilmesi de daha fazla e, insanı ...toplumu dinden soğutur noktaya da getirmiştir. Yani bu son zamanlarda AKP'nin üzerimizdeki bu dini baskıları daha fazla e, dinden soğuttu. Yani sadece sıradan insanları değil, Kıbrıs'ta imamları bile dinden soğuttu. Böyle başlıklar çok attık, cemaat dinden soğudu diye. E, bu baskılar yapıldıkça da e, Kıbrıs'lı Türklerin öyle bir refleksi var. Daha fazla köklerine sahip çıkma, daha fazla e, çağdaş, modern dünyaya sahip çıkma gibi... Türkiye'lilerden en büyük farkı da zaten bu dini yaşayışı e, anladığım, En büyük farkımız onları kızdıran. E, bunu başarmak zorunda çünkü e, çok doğru bir yerde duruyor. Yani eğer e, din 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 meselesini e, böyle sömürü malzemesine getiren mesela bu tarikatlar, şeyhler, bir Kıbrıs'ı şeyh gördüğü zaman ona soytarı der. E, yani dalga geçer, onu cahil görür, eğitimsiz görür, e, dolandırıcı görür. Yani insana kötülük yapacak bir şahsiyet gibi görür. İşte çocuğumuza sarkacak veya işte kadınımıza yan gözle bakacak veya toplumun huzurunu bozacak, fitne sokacak, o şekilde bakar. Yani bir e, mollanın, bir cübbeli sarıklı bir adamın bizim gözümüzdeki değeri budur. Ama Türkiye'de... ...böyle insanlara daha fazla saygı gösteriliyor. Çünkü onlar daha ümmetçi, tarikatçı bir toplumdan, bir yapıdan geliyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Biz tabii, yani Kıbrıs'ta yaşadığımız toplumların da sebebi olabilir. Yani kendi içimizde çok küçük bir azınlık ve bazı temel değerlere sahip çıkmış bir topluluk. Ve o değerleri korumak, o değerlerin üzerinden kendini var etmiş olduğun için... Onu bir direnç şeyi olarak Türkiye'ye karşı direnç göster gösterme sebebi din konusu. O yüzden de herhalde daha liberal, daha dünya görüşü, medeni bakış açısından dolayı dinle arasında bu mesafe var ve o mesafeyi Erdoğan bile kısaltamıyor açıkçası. Bali. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mettomble sözü veriyoruz. Ha mavi tişörtlü kişiye <laughs> sözü veriyoruz. Esas olarak Sayın Mudros'un konuşmasında üçün bu Yaman Çelişki konusu benim çok ilgimi çekti çünkü yakın geçmişte e, Yunan Rum diye bir kitap okumuştum Ekpanın tarihinden bahsediyordu ve bu kitapta şunu düşünüyorum ki bu çelişki ortaya konuluyor esas olarak Rum, e, Grek ve Helen e, Helen terimleri ulusa dair kelimedir ve pek çok e, metinde 1800'lerde pek çok metinde böyle geçti ve özel bir önemi var. Esas olarak e, o gazetedeki yazar, e, köşe yazarı bu söylediği Rum kelimeyle bunu söylüyor. Kendi kendisini çürütüyor aslında. Evet. Grekos ve Greko e, doğu batıyla ilgili olmuştu ve Rumlardı esas olan esasında bu köşe yarısı kendi argümanını çürütüyordu köşe yazarı zaten Mudros'ta benzer bir şey söylemişti evet devam ediyoruz sizin sorunuzu alalım. organize için çok teşekkür ediyorum. Konuşmada da çok teşekkür ediyorum. Daha önceki soru Hristiyan'ın sorusuyla ilgili bir ekleme yapmak istiyorum. Sayın Akın'da yanıvermişiz. Happenings biliyoruz ve anlıyoruz ki spesifik gelişmeler var işgal bölgelerinde. Demografik değişim var. Askerileşme var. E, mülk konusu var ve Kıbrıslı Türkler de zorlanıyorlar e, bir çatı bulmaya ve Kıbrıslı Rumların mülkleri e, istismar ediliyor ve siyasi siyasi müdahaleler var Kıbrıs Türklerin insanlarına müdahaleler var ve ve İslamlaştırma var tüm bunlar. Büyük ölçüde birbirleriyle bağlı olan tüm bu konular kendi görüşüme göre tüm bunların yapılandırılması, bu camilerin yapılması ve bu büyük büyük camilerin yapılması, Kıbrıslı tütlülerin geleneklerine aykırı olarak yapılan bu hacimli binaların dolaylı olarak bir şekilde yok etmedir aslında Kıbrıslı Türkleri Kıbrıslı Türklerin kendi demokratik haklarıdır ve demografik değişim de saldırı var ve bu görüş İki e, nesil geçti artık 74'ten sonra ve nasıl yorumlarsınız bu ülkenin Kıbrıslı Türklerin e, bu yapılan e, yerler ve bir e, dinli Kıbrıs Türklerin dinli e, dinli duygularına karşı da bir e, aykırıdır ve bir e, estetik açıdan da bir sıkıntı yaratıyor. Bu yapılan camileri, bu din yerleri nasıl değerlendirirsiniz? Türk, Türk, Türkiye'deki iktidar e, zaten ne Osmanlıcı olduğu için ve böyle otokratik e, hükümetler, otokratik liderler, büyük şahşalı sarayları, büyük yapıları, büyük şeyler inşa etmeyi ve e, devleti Devlete tapmayı, o lükse tapmayı, o şatafata tapmayı seven bir zaten imparatorluk ve onlar da onların torunları olarak e, aynı şeyi bize yapıyorlar. Siz dediniz ki sizi de mi ezmek için acaba bunu yapıyorlar yanlış anlamadıysam. E, kesinlikle içinde bunun şeyi vardır. Yani e, sonuçta o sarayları diken sultan, sultanın külliyesi, bu büyük büyük camiler, büyük büyük Kıbrıs Türklerin içini içini dolduramadığı, e, içini nüfus olarak da dolduramayacağı yapıların yapılması tabii ki orada bir devletin gücünü hem bize hem size bence e, baktığınızda görebilmeniz içindir ki e, biz Osmanlı'nın torunları buraya da eserlerimizi, koca koca eserlerimizi dikiyoruz. E, i̇stediğiniz kadar da bağırın. Dikmeye de devam edeceğiz. Bir meydan okuması var tabii ki. Oh, ee, evet. Oraya. Oraya. Parmağını dindir leftiyanır. Teşekkür ediyoruz. Son soruyu alalım. Zamanın dışına hali hazırda çıkmış durumdayız zaten. Biraz zamanını aşmış durumdayız. O yüzden bir 15 dakikalık bir ara veriyoruz. Alalım bir son soruyu alalım. OK. <laughs> Ben şeyi merak ederim. Yani bütün e, bu dinlediklerimiz, duyduklarımız yani e, Kuzey'deki e, bu gelişmelere e, Kıbrıs Rum halkı nezdindeki yeri nedir bu gelişmelerin? Onu çok merak ederim. Yani ne hisseder Kıbrıs Rumlar bunları dinlediğinde? Yani kapılar açıldığından beridir işte karşılıklı geçişler başladığından beridir. E, iki toplum arasında maalesef yapısal bir uzlaşı, bir e, etkileşim, diyalog e, olmadı, oluşturulamadı. Yani çok bireysel ve kısıtlı düzeyde gerçekten iki toplum arasındaki ilişkiler devam ediyor. Bütün bu gelişmelerle birlikte daha da mı uzaklaşıyor? Mesela Kıbrıs Rum toplumu, e, Kıbrıslı Türklerden. E, bunu, bu Bu Yeniden birleşme açısından ne anlam ifade ediyor? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Elbette ilginç olurdu. Çok ilginç olurdu. E, toplumdan birinin doğrudan sade birinin bunun yanıtı vermesi ortaya koyduğu konular oldukça önemlidir. Üç zamanda, üç esas unsuru ortaya koyacağım. Kıbrıs Rum toplumunda olan şeyleri. Bu kadar derin olmadığında derin. E, i̇lk olay Kıbrıs Rum toplumun bir toplumunda ortaya çıkan Durum şudur, e, basından falan görüyoruz. E, Kıbrıs Türklüğünün e, layıklığıdır birinci konu. Evet yavaş konuşuyor benim çevirebilmem için. Büyük bir soru işareti vardır çünkü Kıbrıslı Türklerin e, dinle ilgili olayı bir soru işaretidir. Ve her zaman için yanıt arayan bir konudur. İkinci mesele. ...bütünlüklü bir şekilde kapsanamamasıdır. Kıbrıslı Türklerin toplumsal hareketlerinin tam olarak e, algılanamamasıdır. Kıbrıslı Türk toplumunda günlük e, düzeyde yapılan e, şeyler aktardığında... ...aktarıldığında mesela Ersin Tatar'ın e, açıklaması çıkıyor, CTP'nin açıklaması çıkıyor ama... Kıbrıs Türk toplumunda müthiş bir toplumsal hareket vardır ve e, bu ortaya çıktığında değişik bir yaklaşım yaratıyor. Ve bu tüm Kıbrıs tarihinde böyle ola gelmiştir ama bu yansıtılmıyor Kıbrıs Rum toplumuna. Ve üçüncü nokta şudur, Erdoğan hükümeti daha çok Erdoğan'ın Türkiye'de işlediği şekil, Sizlerden bir de bu konuda bana yardımcı olabilir. Şu görüşü yaratıyor ve şu ya bu şekilde eğer böyle bir Erdoğan varsa Kıbrıs sorunu çözülemez. Ve Erdoğan bu kadar müdahale ediyorsa Kıbrıs Türk toplumuna ve daha önceki iki yorumdan farklıdır ama ve bu genel olarak gazete lerden çıkan haberlerden başka şeylerden çıkıyor. Bir analiz yoktur sürekli olan bir e, analiz yoktur bu 20 yılda nasıl ilişkiler nasıl değişti bir analiz yoktur. İlk aklıma gelen şeyler bunlardır. Ben de bir şekileyim. Nikosa da çok fazla e, ve Marios'ta çok tartışık bu konuyu. Trajik olarak Kıbrıs Rum basınında olmayan şey şudur tam olarak sistematik bir şekilde Kıbrıs Türk toplumuyla ilgilenmek büyük bir eksikliktir. Politik düzeyde ilgileniyor ama toplumsal düzeyde ilgilenilmiyor Kıbrıs Türk toplumuyla. Biz çok kez uğraştık, meslekleştik bu doğrultuda çalışmalar yapmak için ve çok da ilgi görmedi. Ve bu trajik bir durumdur. Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal gelişmelerle ilgili sistematik bir e, aktarım olmaması ve bu şekilde e, sıradan bir Kıbrıs Rum okuyucusu orada ne politikadan ziyade ne olduğunu anlayamıyor bu şekilde. Evet, Çok ilginç bir tartışmaydı. E, panelimizin ilk bölümünü burada kapamak durumundayız. Ve bir... 10, hadi bilemediniz 15 dakikalık bir ara veriyoruz. 15 dakika sonra. Evet. Evet. Yeniden merhaba. Panel ikinci paneldeyiz. Şu anda konferansımızın ikinci panelindeyiz. Sertaç Sonan, akademisyen Sertaç Sonan ile başlayacağız. Sunumunun konusu Kıbrıs sorununun gölgesinde 1974 sonrası Kıbrıs Türk siyaseti kısa bir değerlendirme. Öncelikle teşekkürler herkese. Hem katıldığınız için hem davet için. Ben ikiye ayırdım diyebilirim sunumu başlangıçta Kıbrıs Türk siyasetinin temel çerçevesi ve aktörlerinden bahsedeceğim tabii bu çok çok kısa bir kısmı olacak. Ondan sonra da 3 alt dönemde incelemeye çalışacağım bu 50 yılı. Aa. I'll, I'll go to the, yeah. dediğim gibi 3 alt dönemde aslında birinci dönem 1974'ün gerisine gider. 1958'de başladığını söyleyebilirik ve en uzun dönemdir bu. Ondan sonra 2003-2017 arasında e, bir dönem vardır. Tahmin edebileceğiniz gibi o da anlam planı inan Kram Montana arasındaki dönemdir. Yani üç farklı dönem var ama bunların arasında da aslında iki dönüm noktası vardır onlardan bahsetmeye çalışacağım. Ama sanırım en fazla zamanı 2017 sonrası dönemde geçireceğim. Dedik ya temel çerçeve ve aktörlerden bahsetmek lazım başta. Kıbrıs Türk siyasetinin hangi eksende yani Kıbrıs Türk siyaseti derken iç siyasetten bahsediyoruz ama tabii iç siyaset kendi başına iç siyaset değildir hiçbir yerde. Bizde yani Kıbrıs Türk toplumunda hiç değildir. Çünkü hangi eksende yürütüleceğinin, iç siyasetin belirleyicisi büyük ölçüde Kıbrıs sorununun seyri, bir başka deyişle de Kıbrıs Rumlar ve Türkiye'nin tutumudur. Dolayısıyla Kıbrıs Rum toplumunda ne olduğu ve Türkiye'de ne olduğundan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir Kıbrıs Türk siyasetini. Eee Kıbrıs Türkler ama daha ziyade de Kıbrıs Türk solu çok uzun bir süredir iki aktör arasında kendilerine bir yön bulmaya çalışmaktadırlar. Çok yakın zamanda e, Abdullah Korkmazan'ın kitabı vardı. O bir tarafı uçurum, bir tarafı ateş olarak tanımlamıştı bu e, ikilemi. Ya da Niyazi Kızılgürek'in kitabı vardır. Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs'tır ama o kıskacı daha fazla hisseden aslında Kıbrıslı Türklerdir. Ve e, benim Yücel Hoca ve Mihalis, Mihalis'le beraber yazdığım şey vardır. Orada da Ankara ile Lefkosya arasında, Lefkoşa değil, yani Güney Lefkoşa ile Ankara arasında bir sıkışmışlık e, olduğunu söylemek mümkün. Devam edersek bu e, sağ-sol ayrım ya da parametrelerine Kıbrıs e, Türk siyasetinin, bir kere e, temel ayrım Kıbrıs sorununa e, öngörülen çözümdür. Bu en baştan itibaren böyledir. 1974'ün başından itibaren. Eğer yani siz bir federasyon temelinde çözüm taraftarıysanız, soldasınız ve ironik olarak aslında 1974'te daha doğrusu 76'da, 75-76'da ilk partiler oluşurken Türkiye'nin pozisyonuna ya da Türkiye'deki ana akımın pozisyonuna yakın olan Kıbrıslı Türklerdi. Ee, önceki şeylerden bir tanesinde de e, Kıbrıslı Türkler diyorum, özür dilerim, soldu. Biraz önceki sunumlarda da e, belirtildi. Türkiye'nin pozisyonu federasyondur. Denktaş'ın pozisyonu aslında federasyon değildi. O en baştan beri konfederasyon istiyordu ya da ki ayrı devlet istiyordu. Buna rağmen e, belirleyici olan en baştan itibaren e, Denktaş'tı bu üç e, alt dönemde. Dedim ya 1958'de başlar aslında. Yani TMT'nin kuruluşuyla başlar. Denktaş'ın hakimiyeti Kıbrıs Türk siyasetinde. Ve işte e, yani hatırlarsak işte Makaryos'la Denktaş, ondan sonra Kiprianu'yla Denktaş, Vasilyo'yla Denktaş, Clarides'le Denktaş, en son Papadopoulos'la Denktaş. Yani 30 yıllık bir e, 30 yani nereden baktığınıza bağlı olarak yani 50 yıla kadar e, ee, genişletebileceğiniz bir denktaş devri vardır. Zaten o şekilde tanımladım bu devri ben. Ee, bu dönemde Kıbrıs Türk, önce Kıbrıs Türk Federe Devleti olarak başlar. Kıbrıs Türk, Türkiye ilişkileri diyebiliriz. Ee, denktaş üzerinden yönetilmekteydi. Ee, ve en baştan itibaren Türkiye Kıbrıs Türk soluna başta e, Toplumcu Kurtuluş Partisi'ydi. Daha dominant olan ana muhalefet. Ama sonrasında CTP ile yer değiştirdiler. Sağdaki dominant unsur, UBP, hiç değişmedi. Orada e, olmaya devam etti. E, tabii şu vardır bu dönemde, e, en önemli özelliklerinden bir tanesi bu 74-2002-2003 döneminin. Yani Denktaş domine eder büyük ölçüde ve Kıbrıs Türk Sağı domine eder. Yani, ve şu şekilde olur bu, sol yeterince milliyetçi bulunmadığı için, hiçbir zaman solun iktidara gelmesine izin verilmez. İki küçük, iki kısa istisna vardır. 86'da e, TKP koalisyona girer. 93-96 döneminde de e, CTP koalisyona girer. Küçük ortak olarak. Ama hiçbir zaman soldan bir başbakan göremezsiniz. E, şunu eklemek lazım burada. Dominant bir konum, konumdadır e, Ulusal Birlik Partisi ve dominant partilerin olduğu yerde sadece bizde değil yani belki İsveç'i istisna yapabilirsiniz ama işte Japonya'da ya da İtalya'da olduğu gibi özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında dominant partinin olduğu yerde yolsuzluk da olur. Ve en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, budur bizde yani o vazgeçilmez olduğu zaman milliyetçiler... Aynı zamanda kendilerini böyle çok şey hissederler, rahatta hissederler ve öyle dönemlerde de çok ciddi yolsuzluk artıyor. Yani söylemeye çalıştığım şudur: Kıbrıs sorunu bizi farklı farklı şekillerde Kıbrıs Türkleri rahatsız ediyor. Yani demokratik gelişimi de engelliyor, ekonomik anlamda kalkınmasını da engelliyor Kıbrıslı Türklerin. Yani o anlamda Kıbrıs Rumlar daha şanslıdır. Çünkü normal hayatlarına devam ediyorlar. Ve bekleme lüksleri vardır. Dediğim gibi birinci dönemin sonu bir dönüm noktasıyla geliyor. O da aslında bir yıldızların sıralanması anıdır. Nedir bunlar? Bir Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılım süreci. Bu yani baktığınız zaman doğru bir adımdı. E, Türkiye'nin Avrupa, Avrupa Birliği'ne e, adaylık süreci. Bunlar da aslında birbirine paralel giden e, şeyler. E, i̇ki e, konu. Bunların üstüne Türkiye'de AKP'nin iktidara gelmesi e, tek başına. E, ve seçim Kasım 2002'de iktidara geldiler. Ve ilk defa e, sanırım... E, daha önceki sunumlarda da bahsedildi. Reddettiklerini, o zamana kadar olan çözüm modelini ya da Türk dış politikasını reddederek geldiler. Belçika modelini den bahsederler seçim manifestolarında. Ve işte tesadüf değildir ki Kasım 2002'de aynı zamanda da anlam planı gelir. Yani bu anlamda gerçekten yıldızlar sıralanır ve doğal bir zaman, bir deadline oluşur burada Maalesef Kıbrıslı Türkler için büyük ölçüde bir e, hüsranla sonuçlanır bu birinci e, dönüm noktası. Bu hüsranın da aslında üç farklı şeyi vardır. E, e, tarih vardır burada e, konuşabileceğimiz. Bir tanesi Kopenhag zirvesidir. E, 2002 e, aralığında. Arkasından 2003 e, Lahay gelir arkasından 2004 anlam planı referandumu. Çok kısa bir şekilde hatırlayalım onları isterseniz. 2002'de e, Aralık'ta e, Kopenhag zirvesine denktaş gitmez ameliyat o olur o dönemde. Onun yerine Tahsin Ertuğruloğlu gider ve orada reddeder anlam planını, e, anlam planı birin e, bir e, zemin olmasını. Ama bu o kadar da kötü değildir çünkü hala daha bir şans vardır. O da e, Lahey zirvesidir. E, onu Tahsin Ertuğruloğlu'nun başladığı yerden e, Denktaş devam eder. Ve çok ilginç bir de durum var aslında burada. E, Denktaş bir kere Lahey'e hayır demeye gidiyor diye gider ama öncesinde de uyarılır e, o dönemin e, Türk hükümeti tarafından. Hayır deme diye. Yani en azından sessiz kal denir. Çok kritik bir e, noktadır bu. Çünkü eğer Denktaş hayır demese anlam planının üçüncü versiyonuna e, sorulacak, referandumda sorulacak soru. Ki referandum 31 Mart'ta olacaktı o durumda. 31 Mart 2003'te. Farklı bir referandum sorusu olacaktı. İki unsur olacaktı referandum Bir, Yeni ortaklığı kuran kuruluş anlaşmasını kabul ediyor musunuz? Yani anlam planını. İki, Kıbrıs'ın AB üyeliğine onay veriyor musunuz? Dolayısıyla Kıbrıslı Rumların buna hayır demesi çok daha zor olacaktı. Dolayısıyla Denktaş aslında böyle altın tepside sundu Kıbrıslı Rumlara Avrupa Birliği üyeliğini. Yani bazen işte bu tartışılır 1 Mayıs. Gibi düşünülür, 1 Mayıs 2004 diye düşünülür Avrupa Birliği'ne giriş. Ama bu doğru değildir. 16 Nisan 2003'tür ee, giriş tarihi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. O noktadan sonra Kıbrıslı Türklerin artık herhangi bir e, pazarlık şansı kalmaz. Dolayısıyla çok ciddi bir e, şans e, burada heba edilmiştir. Um, unuttuysanız denkler, tekrar işte, bir hatırladayım. <laughs> eee denk Mr. No denirdi. yani siz bizden geri kalmadınız. Sizin de Mr. Never'iniz var. ve arkasından Papadopoulos eee son hayırıyla Kıbrıs sorunu en azından Kıbrıslı Türkler için aynı şekilde devam etmeye devam ediyor maalesef bu noktadan sonra. Bunu da şey bunun üzerinden de geçmeden edemedim. Yani düşünün Avrupa Birliği kendini ya da işte genişlemeden sorumlu komiser kendini kandırılmış hissediyor bu süreçte. Şimdi Ferhoyen böyle hissettiyse Kıbrıslı Türklerin nasıl hissettiğini bir düşünmenizi rica edeceğim sizden. Dedik ya birinci dönüm noktası, birinci hüsrandır Kıbrıslı Türkler için. 1 Mayıs 2004'e gelindiğinde şöyle bir tablo var. Kıbrıs Cumhuriyeti hiçbir ödün vermeden Avrupa Birliği üyesi oluyor. Türkiye aynı şekilde, orada da bir süreç devam ediyor. Türkiye Türkiye'de müzakerelerin başlaması için tarih alıyor. Onların da herhangi bir ödün vermesi gerekmiyor. Ama Kıbrıslı Türkler e, en kötü durumda yani en kötü, e, anlaşmanın en kötü tarafında e, diyelim. Ama hala daha teselli var aslında. Çünkü Kıbrıslı Türkler belki toplumsal olarak Avrupa Birliği'ne giremiyor ama bireysel bir kazanım var orada. En azından toplumun bir kısmı için. Yani bizler bireysel olarak Avrupa Birliği üyesi e, Avrupa Birliği vatandaşı oluyoruz, serbest dolaşımdan faydalanıyoruz vesaire. Bu yani o e, aslında hem psikolojik anlamda hem maddi anlamda da bir kazanım sağlıyor Kıbrıslı Türklere. Dolayısıyla o Avrupa Birliği şeyi e, başvurusu o anlamda da önemli. E, gene bu süreçte iki taraf arasında geçişler başlıyor. E, bu da çok önemli çünkü o e, laheyin aslında bir yansımasıdır. Başka farklı Boyutları da var bu işin ama e, La Haye'deki e, hayırın sonrasında alınan bir inisiyatiftir e, kapıların açılması. O da bence önemli bir kazanımdır ve şu ana kadar belki de işte bu güven artırıcı önlem diyebileceğimiz ya da confidence building çerçevesinde tek taraflı yapılsa da en önemli adımdır. Yani ne mutlu bize Covid dönemi hani bir kenar bırakırsak e, devam ediyor bu etkileşim ve görüyoruz ki iki taraf yani birbiriyle beraber yaşayabiliyorlar. O anlamda denktaşın getirdiği o mit da e, e, geçersiz kılınmıştır. İşte yeşil hat ticareti vardır. Eee Kıbrıslı Türkler moral üstünlüğü ele geçirmiştir o dönemde. O baskı katmıştır üzerlerinden. Ama tüm bunların ötesinde esas benim konuma da gelecek olursak iç siyasette de bir normalleşme başlar bizim için e, 2000 bu 2002 2004 5 ...döneminde. Talat, Mehmet Ali Talat... ...biraz önce çok güzel bir anekdot aktardı... ...Nikos. Yani böyle... ...ortalama bir... ...Türk siyasetçinin pek sevebileceği... ...görüşleri yoktur... ...baktığınızda. Nitekim ilk sorusu hatırladım ben de onu söyleyince. Yani bir mesafe vardır. Ama bakın e, görün ki e, Talat'la e, Erdoğan'ın arası oldukça iyiydi. Hatta uzun sürede iyi olmaya devam etti. E, yani ilk defa bir Kıbrıslı Türk soldan ve federasyon yanlısı bir Kıbrıslı Türk. Önce başbakan oldu. Arkasından cumhurbaşkanı ve toplum lideri oldu. Bu çok önemli bir kazanımdır. Onun dışında o normalleşmenin bir parçası, yani sağ dışında insanların dediğim gibi başbakan olması, cumhurbaşkanı olmasının yanında bir de seçmen yani değiştirmeye başladı. Yani 50 yılda tek lider, ondan sonraki 15 yılda dördüncüyü e, seçtik galiba. Tırnak içinde seçtik. E, Talatla başlıyor, işte arkasından e, Eroğlu geliyor, arkasından ee, Akıncı geliyor. Yani bu sanırım kolay kolay tahayyül edebileceğimiz bir şey e, değildi bunun. Yanlış anlaşılmasın, Türkiye'nin her zaman önemli bir etkisi vardır e, Kıbrıs'ın kuzeyinde. Bunu yatsayamazsınız, bunu değiştirmek çok kolay değildir. Ama her zaman bu etkiyi bu kadar e, güçlü şekilde kullanması gerekmiyordu. Ondan dolayı ben bu dönemi hem normalleşme dönemi hem de Altın Çağı diye nitelendiriyorum çünkü bizim siyasetimiz normalleşti. Artık Türkiye'de öyle bir idare vardı ki yani CTP seçilmiş ya da UBP seçilmiş çok fazla fark etmiyordu. Kendilerini de özgürleştirdiler aslında o anlamda. Ee, maalesef bu çok uzun sürmedi ve bir sonraki dönüm noktasında tekrar bir e, ...hüsran oldu. O dönüm noktası da tabii ki e, Kram Montana'dır. E, 2017. E, orada da çok fazla yaklaşıldı e, çözüm'e. Ama e, gene sonuç maalesef negatif oldu ve büyük ölçüde anlaşılan bunun sorumlusu Kıbrıs Rum tarafı. Anastasiyazis'in tutumu gibi görünüyor. Bir polemik başlatmak istemem burada ama. E, en azından kuzeyde algılanma şekli net bir şekilde e, budur. Yani Gutereş, e, yani işte Erdoğan e, bir önceki şeyde konuştuk. E, yani işte İslami e, ideolojiden gelir Kıbrıs'a yönelik farklı e, şeyleri vardır, yaklaşımları vardır. Ama bugüne kadar e, Kıbrıslı Rumlar hiçbir zaman test etmediler bu yaklaşımın e, nereye kadar? Ya, şu şekilde söyleyeyim. Diğer yandan da çok pragmatik bir tarafı vardır. Yani anlam planını kabul eden de Erdoğan'dır. Kram montanada Guterres framework'ü, Guterres çerçevesini kabul eden de Erdoğan'dır. Diyebilirsiniz ne kadar samimiydi. Onu test etmek e, Erdoğan'ın işi değildir. Yani onu yapacak olan Kıbrıslı Rumlardı. Yapılmadı o e, maalesef. E, şimdi biz yani e, ikinci hüsran aslında daha da kötü bir hüsrandır. Şu anlama, anlamda daha kötü bir hüsrandır. Bir kere biz eskiye döndük ve eskiden de kötüsüne döndük aslında. Neden eskiden daha kötüye döndük? Bir, bu sefer denktaş yok. Yani denktaşı şey olarak düşünmeyin. yani ben ideolojik olarak yani yakın olduğum biri değildir. Yani denktaşı met edecek değilim burada. Şu anlamda denktaş çok önemli bir figürdü. Ve bir denge unsuruydu siyasette. Bizde güneydekinden farklı olarak parlamenter sistem vardır ve cumhurbaşkanının rolü sadece müzakeredir. Ama onun dışında gündelik işleri başbakan çevirir. Denktaş olduğu sürece bir denge unsuruydu yani hükümetle e, Türkiye arasında ve Türkiye'deki ilişkiler arasında da. Şimdi o denge unsuru yoktur. Dolayısıyla çok daha farklı bir durum söz konusu. İkinci nokta, 2003 öncesinde Türkiye'de hükümetler sürekli değişiyordu, farklı koalisyonlar vardı. Bu da ne gibi bir avantaj sağlıyordu Kıbrıslı Türklere? Herhangi bir Kıbrıs'a ilgili bakan gelip Kıbrıs'ın kuzeyinde ne olduğunu anlayıp müdahale etme şansı edilenene kadar hükümet değişiyordu. Yeni bir bakan geliyordu. O gelip anlayana kadar yine hükümet değişiyordu. Dolayısıyla çok fazla bir yani müdahaleyi etme fırsatı istedik her zaman vardı ayrı ama daha kısıtlıydı. 2003 sonrasından oldu 20 yıllık bir AKP iktidarı var şimdiye kadar. Onların aslında tam olarak durumu anlaması da böyle bir 5-10 yılı falan aldı. Ondan sonra sürekli aynı iktidar var. Dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin manipüle etme imkanı da azaldı orayı. Yani e, dolayısıyla burayı çok iyi bilen ve istedikleri zaman, istedikleri müdahaleyi yapabilecek bir e, yapı oluştu Türkiye'de de. dedik ya başta. Kıbrıs sorununa bakış açısıdır. Ee, sağ ve solu belirleyen Kıbrıs'ın kuzeyinde. Şimdi Kıbrıs Montana'daki başarısızlıktan sonra neden bu altın çağı sona erdi? Ee, bunun sebebi Kıbrıs Türk solunun federasyon ısrarıdır. Yani Kıbrıs Türk solu yani Akıncı da mesela şey dediydi. Artık bu son denememizdir federasyon için. Ee, ama sonrasında federasyon konusunda ısrar etmeye devam etti 2017'den sonra. Aynı şekilde CTP de ısrar etti. Bu böyle olunca e, Türkiye e, tavrını değiştirmeye başladı sola e, karşı. Çünkü diğer tarafta da çok ciddi bir şekilde yani iki devlet iki devlet işte ne derseniz diyen bir Kıbrıs Türk sağı vardır. Dolayısıyla... İlk hareket şeyle başladı, yani çok fazla umut getiren dörtlü hükümet ki bu hükümet aslında şu anlamda da e, çok önemliydi. E, gördüğünüz gibi e, Serdar Denktaş da de var orada, yani sağı temsil eden biri de var. CTP'li bir başbakan var, CTP'nin biraz solunda diyebileceğiniz TDP'li bir e, bakan var ve Kuret Özersay var, gene böyle merkezde olan ve çok fazla umut getiren, İyi bir de performans gösteren bir hükümetti bu. Bu hükümetin, bu koalisyonun bozulmasıyla başlar. Yani bu bizim altın döneminde sona ermesi. Arkasından e, Tatar önce başbakan olur, Kuret Özer Sayın Yardımıyla. Arkasından da cumhurbaşkanı olur. Şimdi bu bir boyutu işin, sizin daha fazla gördüğünüz, Kıbrıs durumların daha fazla gördüğü boyutu e, Tatar ama bunun arkasından yani işte e, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine de bakarsak o kadar ısrarlıydı ki yani akıncıdan e, kurtulmakta eee Türkiye. Kuret Özer sayı dahi e, Çile'den çıkarttılar. Yani Mar Maraş şeyini hatırlayın. E, Maraş açılımı. Maraş açılımından sonra yani düşünün Dışişleri Bakanının Başbakan yardımcısının Haberi yok orada, tamamen Tatar için yapılan bir e, e, şey var, şov var ve Özersay e, hükümetten ayrılıyor. Ondan sonrası e, daha da böyle e, tuhaf bir e, döneme giriyoruz. Bunların yeri karşı, şimdi önce şeyden bahsedeyim. Tatar'dan sonra tabii bir başbakan lazım. E, dediğim gibi bizde başkanlık sistemi yok. UBP, en büyük parti, kendi başkanını çok önemli, e, uzun bir süre seçemedi. Yani e, iki aday kaldı ikinci tura. Bir gün kala e, dediler biz çekildik. Evet, Soru yanlış tarafa giderim. Ve çok böyle açık bir şekilde yaşanıyor. Buradan sonrası böyle biraz fotoroman gibi devam edeceğim. Yani gazete başlıklarında ben fazla bir şey söyleme söylememe gerek yok. Foto roman gibi. Yani e, o zaman işte UBP başkanı olacak olan rica ettiler çekildim diyor. Genel sekreter bir anda kendini e, başbakan buluyor hiç yarışın içinde e, yokken dönüyor bir azınlık hükümeti kuruyor ki bu da bizim e, Şimdiye kadar en milliyetçi hükümetimizdir. Yani milliyetçi cephe diyebileceğimiz. Ve azınlık hükümetidir bu. Gene ben bir şey söylemiyorum. Yani başbakanın kendi söylediği. Yamalı nasıl çevireceksiniz bunu bilmem kusura bakmayın. <laughs> Yamalı bahçe, bohça nitelendirmesi. Yanlış. Makeshift coalition. I don't know how to do it. <laughs> Ee, ve bunu yaparken de e, Halkın Partisi'nden, yani Özer Sayın Partisi'nden de üç milletvekilini e, istifa ettiriyorlar. Ondan sonra girmeyeceğim nasıl istifa ettiğine, çünkü yani gerçekten utanç vericidir. <laughs> i̇stifa ediyor ilginç bir şekilde. Yani içinde bunda e, ayrı bir komplo e, vardır. Başbakan olamaz denen e, Sucuoğlu... Başbakan oluyor. Randevusunu alıyor uzun bir beklemeden sonra Ankara'ya gidiyor. Ondan sonra istifa konusunda şeyler çıkmaya başlıyor. Söylentiler. Söz konusu değil diyor istifa. Sonra istifa ediyor. <laughs> ve partiyi ve siyaseti değil genel başkanlığı bırakıyorum diyor. Yavaş yavaş tasfiye oluyor ve yeni bir e, başbakanımız var şimdi Ünal Üstel yani hiç sahnede olmayan biri önce kendini başbakan olarak buluyor sonra da e, genel başkan oluyor UBP'nin dediğim gibi foto roman gibi benim bir şey söylememe gerek yok e, Talat'tan bir alıntı yapayım e, UBP'nin başkanını da başbakanı da Türkiye tayin ediyor noktasına e, geliyor şimdi Bitirmeden önce bir geri adım atayım. Nasıl bu noktaya geldiğimize dair ve solun reaksiyonunu da biraz konuşmuş olarak bu şekilde. yani Bu Cumhurbaşkanlığı'nda yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiği zaman buraya 2021'de önemli bir mecliste konuşacaktı. Bunu önce TDP sonra CTP boykot ediyor. Ondan sonra 20 Temmuz törenine de e, katılmıyorlar. Şunun altını çizmek isterim. Bu çok ciddi bir reaksiyondur e, bizim e, bulunduğumuz ortamda. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tür şeyleri de böyle kolay kolay affeden e, bir fıtrata sahip değildir. Yani zamanında Akıncı ile mesela 2002'de, 2003'te yaşadığı arı vardır. Sonrasında bir araya geliyorlar ama bir taraftan da asla unutmayan biridir. Dolayısıyla şimdi biz öyle bir noktaya geldik ki e, ondan dolayı 2003 öncesine benzetiyorum CTP'nin ya da TDP'nin bir şekilde TDP zaten e, meclise giremedi bir sonraki seçimde CTP güç kazansa da o da çok uzaktır. Yani bir süre daha CTP'nin iktidara gelmesi çok çok zor olacak. E, bir de diğerlerini bilirsiniz ama herhalde e, Dördüncü kişiyi e, tanımıyorsunuzdur. E, o da son derece normaldir. Bir iş insanıdır bu. Otelciler Birliği Başkanı. E, tesadüfen çıktı o bunları ararken. E, o da diyor ki Türkiye para gönderdi, maaşlar ödendi. Aşısız bırakmadı. Neden siz boykot ediyorsunuz e, Türkiye'yi? Şimdi baktığınız zaman ortalama bir seçmenin gözünden bu çok rasyonel bir sorulur. Yani Kıbrıslı Türklerin şu anda herhangi bir Çözüm vizyonu, herhangi bir alternatifi yoktur. Yani ya Türkiye ile aranız iyi olacak ya da Türkiye ile aranız iyi olacak. <gülüyor> yani <gülüyor> ikinci bir seçenek yoktur. Ortalama bir vatandaş için, yani siz eğer çok ideolojik değilseniz, yani maaşlar ödeniyor mu? Maaşlar ödeniyor. Yani bir şekilde hayat dönüyor mu? Hayat dönüyor. Ee, neden yani biz risk alalım? ve sola oy verelim. Yani Kıbrıs Rumların durumu da malum. Onların tuzları kuru. Yani işte en son uh, Kram Montana'da uh, masayı devirdiler. Şimdi de pek bir niyet yok. Yani okuyabilirseniz şeyi, uh, uh, görüntüyü. Burada da çok bir şey yok. Dolayısıyla bu uh, sağ tandanslı iş insanının söylediğinin yansıması uh, toplumda uh, çok ciddidir. Yani Kıbrıs Türk solu iktidara geldiği zaman yani ilk iktidara gelme şansını ancak alternatif bir vizyon sunabildiği zaman elde etti. Dedi ki bakın Avrupa Birliği üyeliği var. Eğer birleşirsek şimdi öyle bir şey sunamıyor sol. Dolayısıyla Kıbrıs Türk solu şu anda yani çökmüştür desem çok güçlü bir ifade olacak. I'll, I'm wrapping up. Ee, çok güçlü bir e, şey olacak ama çıkmazladır diyebilerek. Yani Nikos şeyden bahsederdi işte Kıbrıslı Türklerin sivil toplumun güçlü olduğundan. Emin değilim Kıbrıslı Türkler yani neydi güçlü olmamız e, sivil toplumun gücü sokağa çıkma mobilize edebilme. Kimse kimseyi mobilize edemiyor bugünlerde. Kıbrıs, e, Kıbrıs sorununa çözüm konusunda bir ışık olmadığı sürece kimse kimseyi mobilize edemeyecek. Ee, son bir nokta ve e, bitiriyorum. <laughs> Kusura bakmayın uzattım galiba. Ee, yani en son Özer Say milletvekilliğinden de istifa etti. Ama durum şu. Yani eğer iktidarda olanlar kendilerini vazgeçilmez görürlerse, yani derlerse ki yani Türkiye de bize muhtaç. Çünkü alternatifi de kendini e, boykot edenler. O zaman ne olur? ana muhalefet liderini e, den atıp yapayım, hukuka en ufak bir bağ hissetmeyen bir koalisyon var şu anda. Hı hı. Dolayısıyla da e, yani hem ekonomik kalkınma anlamında hem e, yolsuzluk anlamında çok çok geriye gitmiştir Kıbrıs Türk toplumu e, son beş yılda diyebiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. devam ediyoruz. Umut Bozkurt'la devam ediyoruz. Kendisi akademisyendir. 1974 sonrası Kıbrıslı Türk toplumunun Türkiye ile ilişkisinin politik ekonomisini bize sunumunda anlatacak. herkese selamlar sesim duyuluyor mu <laughs> Şimdi sunuma başlamadan önce e, kısa bir şey söylemek istiyorum 1974 ile ilgili. Yani bir Kıbrıs Türk akademisyen olarak e, Türkiye'nin Kıbrıs'taki müdahalelerine her zaman bir eleştiren mesafeyle yaklaşan birisi oldum. Bugün sunumumda da göreceğiniz üzere. E, ancak bence sadece Kıbrıs Türk e, resmi tezine mesafe almanın yeterli olmadığını düşünüyorum artık. Aynı zamanda. Bütün meseleyi Kıbrıs sorunuyla ilgili bütün meseleyi 1974'te Türkiye'nin işte işgaliyle başlatan resmi teze de bir mesafe alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Nikos Mudros birazcık bahsettiği Kıbrıs Türklerin de işte 64 ile 74 arasında yaşadıkları bir süreç vardır. İşte enklavlarda yaşamaları, Kıbrıs'ın çok küçük bir toprağına sıkışmış olmaları söz konusuydu. Bütün bu koşullar içinde işte Kıbrıs Türklerin kayıplarının çoğunun bu dönemde görüldüğü bir dönemde 74 müdahalesiyle Türkiye Kıbrıs Türklerin çoğunun desteğini almayı başarmıştır. Niye böyle bir girişgah yapma ihtiyacını hissettiğimi de söyleyeyim. Ben e, Kıbrıslı Türkleri bir aktör olarak görmeyen analizlerin çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani e, biz bu meseleyi çözecek isek elbette ki Türkiye'nin müdahalesinden bahsedeceğiz zaten konuşacağız bunu ama Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar da bu e, sorunun e, yaratılmasında önemli aktörler idi ve halen öyledirler. Aynı yeten şunu da söylemek istiyorum. Kıbrıslı Türkler tekil bir kategori değildir. Her toplumun içinde olduğu gibi Kıbrıslı Türklerin içinde de bu çözümsüzlükten nem nemalanan kesimler vardır. Tam tersine bir çözümü destekleyen kesimler vardır. Farklı sınıflar, farklı gruplar vardır. Bunun altını çizme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü genellikle böyle bir analiz var. Kıbrıslı Türkler sanki tekil bir aktörmüşler gibi. Ya da bir takım e, Kıbrıs Rum analizlerinde KKTC tamamıyla bir e, kukla devlet gibi yansıtılıyor. Ama ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Kıbrıs Türklerin içinde belli kesimler gerçekten Türkiye'nin bu müdahalesinden e, yani e, e, ne malanmışlardır. Belli kesimlerse gerçekten e, bir birleşme üzerine e, hareket etmek istiyorlar. Şimdi bu girizgahtan sonra e, sunuma geçeyim. Ee, şimdi e, bir e, literatürde bir şey var Kıbrıs Türk e, toplumunu e, KKTC'yi anlatmak için de facto state, fiili devlet diye bir e, kategori var. E, bu de facto devletler e, işte e, altı tane e, şey var literatürde. Ee, uluslararası tanınırlığı olmayan e, devletler, bir hami devletin e, desteği üzerinden var olabilen devletler, işte bildiğiniz gibi 83'ten sonra da e, tanınırlığı olmayan, uluslararası tanınırlığı olmayan bir devlet kuruluyor KKTC ve Türkiye bir hami devletle ilişkisi üzerinden e, var olmaya çalışıyor bu e, devlet. Şimdi. E, Sevgili Sertac'ın da son dönemde katkı yaptığı bence çok ilginç bir literatür var Kuzey Kıbrısla ilgili. Bu da de facto devletlerdeki iç meşruiyet meselesi. çünkü niye ben bunu önemli buluyorum? çünkü 1983'ten bugüne şöyle ya da böyle yer alan bir de facto devlet var ve yani KKTC'yi diğer de, de facto devletlerle kıyasladığınız zaman en uzun ömürlü de facto devlet. Peki bunun sebebi nedir e, sorusunu anlamaya çalışırken bence bu iç meşruiyetle ilgili tartışma bize önemli şeyler söylüyor. İç meşruiyetten e, neyi kastediyorum? Kıbrıslı Türkler niye bu devlete destek veriyorlar? Bu devlete, bu siyasi yapıya destek veriyorlar mı, vermiyorlar mı? onun, onun tartışması aslında birazcık Şimdi biraz e, tanımlamalara e, girelim. E, meşruiyet herhangi bir devletin ayakta kalması için çok önemli ama de facto devletler için bu önem daha da e, e, yani e, daha da önemli hale geliyor. Dış meşruiyeti yok e, zaten e, KKTC'nin yani uluslararası tanınırlığı olmadığı için. İç meşruiyetten neyi kastediyoruz? Yani e, literatürde baktığımızda işte iç meşruiyet üç bileşen üzerinden tanımlanıyor. Devlet meşruiyeti halkın de facto devletin ana devletten bağımsızlığına olan inancı. Yani bu konu ilginç bir konu Kuzey Kıbrıs'ta. Rejimsel meşruiyet, iktidarda olanlara güven ve kurumsal meşruiyet, halkın polis ve yargı gibi devlet kurumları tarafında hakkındaki algısı. Şimdi çok ikircikli bir durum var. Yani sıkıntı yani kolay böyle sıkıntılı bir durum var iç meşruiyetle ilgili. Çünkü bir taraftan e de facto devletler hami devletlerin e, iç meşruiyeti sağlamak için hami devletlerin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü belirli e, hizmetleri sağlaması lazım bir devletin e, meşruiyet. Meşruiyet ne demek? Halkın o devlete e, belirli bir e, saygı duyması ve ona onay vermesi, rıza vermesi anlamına geliyor. Dolayısıyla e, hami devletin e, e, de facto devlete olan e, desteği bir taraftan bu iç meşruiyete et, olumlu etki yapabilir ama bir taraftan da ters de tepebilir çünkü çok fazla iç işlerine müdahale olduğu algısı oluşursa, e, de facto devletin iç işlerine müdahale algısı oluşursa, bu iç meşruiyeti de olumsuz olarak etkileyebilir. Dolayısıyla e, burada e, e, yani son derece e, ikircikli bir durum e, söz konusu. E, şimdi e, bu sunumda birazcık Biraz kısaltarak sanırım e, vakit açısından 1974'ten bugüne izlenen ekonomi politikalarını e, ele almak istiyorum. Şunu söyleyeyim, yani e, Türkiye'deki ekonomik yapıyı e, incelerseniz ve Kuzey Kıbrıs'ta 74'ten sonra oluşturulan ekonomik yapıyı e, incelerseniz, orada böyle bir paralellik görüyorsunuz. Şu anlamda, yani mesela e, Türkiye'de 1960 ile 80 yılı arasında e, işte İtal ikameci sanayileşme modeli diye bir e, ekonomi politikası izlendi. E, bunun 80'den sonra e, Kuzey Kıbrıs'ta da böyle e, bir politika izleniyor. Yani tercüme için biraz şeyden koptum, e, özür diliyorum e, sunumumdan. Şunu söylemeye çalışıyorum yani 80'den sonra Türkiye ekonomi politikası neoliberal e, politikalar evrildi. 86'dan sonra burada da aynı politikalara geçildi. Yani dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ta 74'ten sonra oluşturulan ekonomik yapıyı anlamak istiyorsanız yani Türkiye'deki yapıya biraz daha dikkatli bakmak lazım. Çünkü çok fazla şey var, ilişki var. Şimdi e, baktığımız zaman 1974 sonrasında nasıl bir ekonomik yapı oluşturuldu? bazı böyle temel e, dönüm noktalarına değinmek isterim. E, i̇lk aşamada işte 1974'ten sonra 85'e kadar kamu sektörünün e, inşası ve sosyal devlet e, var. Yani Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin anayasasına da baktığınız zaman e, böyle bir e, sosyal devleti aslında öne çıkaran e, maddeler var. Şimdi onları tek tek okuyup e, zaman harcamayayım ama e, bu sosyal devlet e, vurgusu e, önemli. E, 1983'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu zaman da e, aynı hüküm korundu. E, özellikle ikinci maddede. E, bu dönemde işte kooperatifçilik, ticaret ve tarım gibi reel sektöre, kamu iktisadi teşebbüsüne e, çok fazla öncelik veriliyor. Öte yandan Türkiye ile özel gümrük düzenlemeleri planlanıyor. Şimdi 86'dan sonra yani Türkiye'deki dönüşüme paralel olarak Kuzey Kıbrıs'taki ekonomik yapı da sosyal devletten neoliberal ekonomi politikalarına doğru evrilmeye başlıyor. Yani bu dönemde işte mali sektör, kamu sektörü, reel sektöre ilişkin bazı düzenlemeler öne çıkıyor. Mesela yabancı yatırımcıları çekmek için kurumlar vergisinin ve gümrük vergisinin indirilmesi, kamu personel giderleriyle transfer harcamalarının azaltılması gibi. Bu dönemde zaten emeklemekte olan bir sanayileşme politikası varsa iyice sekteye uğruyor bu izlenen ekonomi politikalarından ötürü. Şimdi 92-2001 dönemi Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında bir entegrasyon politikası ve neoliberal devletin inşasını temsil ediyor. Birçok alanda bu dönemde entegrasyon süreci var. 1997'de bir ortaklık konseyi anlaşması var. Bu ortaklık konseyi anlaşmasına göre işte ekonomi, maliye, güvenlik, savunma, dış politika konularında kısmi entegrasyon amaçlandı Kuzey Kıbrıs ve Türkiye arasında. Şimdi bu dönemki yani protokollere baktığımız zaman neyi amaçladılar? Kamu sektörü serbest, serbest piyasa modeli çerçevesinde yeniden tanımlanacaktı. Minimal devlet anlayışı var. Mesela 1997'de bir ekonomik işbirliği protokolü imzalanıyor. Burada Türkiye ile KKTC arasında IMF tarzı bir yakın izleme sistemi de öngörülüyor. Bu izleme komitesi ve Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığında bir özelleştirme birimi kuruluyor. Bu birim mesela Kuzey Kıbrıs'taki Türk Turizm İşletmeleri ve Sanayi Holding'in tasfiye işini idare eden örgüt. Dolayısıyla yani 86'dan sonra Turgut Özal'ın bu aslında Kıbrıs Türk politikacılara empoze ettiği bir şey. İşte bu sanayileşme meselelerini bir tarafa bırakın. Daha böyle neoliberal ekonomi politikalarına yönelin gibi bir şey var. Empoze var o dönemlerde. şimdi 2001'den sonraki döneme bakacak olursak AKP'nin aslında güçlenmesi Türkiye'de pardon Kıbrıs'ın kuzeyinde ee, neoliberal e, yeniden yapılanmanın önünü açtı. Şimdi ilk e, sunumda e, arkadaşlar daha ziyade e, AKP'nin bu e, siyasal İslam içindeki pozisyonuna e, değindiler ama bence şunu da e, belirtmek önemli. AKP bir kırılmayı da temsil ediyor siyasal İslam geleneği içinde. Nasıl bir kırılmadan bahsediyoruz? Yani AKP'nin öncelerine baktığınız zaman e, bu e, yani refah partisi olsun öncesinde Milli Nizam Partisi olsun. Bu temel e, e, şey e, e, yani bu siyasi partileri temel destekleyen sınıf daha böyle e, e, şey yerli sermaye diyeceğimiz çok fazla dışarıya e, e, yani e, ihracat yapmaya niyetli olmayan sermaye. 80'den sonra Türkiye'de bir e, değişim gerçekleşiyor küreselleşmeyle birlikte ve Anadolu sermayesi dediğimiz işte e, yurt dışına ihracat yapmak isteyen bir e, yeni sermaye yükseliyor Türkiye'de ve AKP'yi esas destekleyen de aslında bu e, Anadolu sermayesi. Bunu niye e, söylüyorum? Çünkü Türkiye'de AKP sadece sadece siyasal İslam'ı temsil etmiyor. E, e, İslamla neoliberalizm arasında böyle ilginç bir evliliği de temsil ediyor. Bu aslında sadece AKP'ye de yönelik bir şey, e, özgü bir şey değil. Başka ülkelerde de var, bu bölgede de var çok örnekleri ama bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla AKP'nin Türkiye'de başa gelmesi Kıbrıs'ta da neoliberal yapılanmanın daha da derinleşmesi anlamına geliyor. Ve mesela Kıbrıs Türk ekonomisinin sarsıldığı 2000'li yılların sonuna gelindiğinde... Türkiye Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs'ın e, IMF'si rolüne e, soyunuyor ve daha fazla böyle bir e, müdahaleler, ekonomiyi e, dönüştürmeye yönelik müdahaleler var. Bu dönemde iz, imzalanan protokollerde işte maliye sektöründe kamu finansmanının dengelenmesi, sosyal güvenlik personel giderlerinin azaltılması, kitlerin özelleştirilmesi, kamu sektörünün e, küçültülmesi, özel sektörün e, güçlendirilmesi, özelleştirmelere hız vermek gibi e, e, maddeler var. Peki esas meseleye gelelim. Bu şey zaten literatür biliniyor yani Kıbrıs'ın kuzeyinde ne gibi ekonomi politikalarının izledi, izlendiği. Son dönemde işte Sertac'ın da katkı yaptığı böyle yeni bir tartışma var. Ben bu literatür büyümekte olan bir literatür. Önemli görüyorum bu literatürü. Yani bütün bu izlenen politikalar ben burada ekonomi politikaları özelinde bu soruyu tartışmak istiyorum. E, bu de facto devletin 83'ten sonra kurulan bu de facto devletin iç meşruiyetine nasıl bir katkı yaptı? E, nihayetinde e, yani en uzun süredir e, e, hayatta olan bir e, de facto devletten bahsediyoruz KKTC. Nasıl oluyor da Devam ediyor bu yani sadece Türkiye'nin müdahalesiyle açıklayabilir miyiz yoksa başka şeyler de mi var Kuzey Kıbrıs'taki belli kesimler kesimlerde e, bu yaratılan e, ortamdan e, e, olumlu olarak etkileniyor mu ve destekliyor mu mesela o e, şimdi e, yani bitiriyorum e, bu son birkaç slaytım e, şimdi e, şunu söyleyelim yani e, Kuzey Kıbrıs'taki de facto devletle ilgili liter, e, e, ilgili literatür bize ee, izlenen ekonomi politikalarının e, bu meşruiyeti ancak kısmen sağlayabildiğini gösteriyor. Şimdi farklı perspektifler var. Örneğin Ebru Küçükşener işte Sertaç Sonan'ların e, yani bu yıl yayımlanmış ol, ol e, yayımlanmış bir makaleleri var. Orada şu söyleniyor. Yani bir taraftan işte e, Türkiye'nin KKTC'nin iç işlerine müdahalesi büyük bir iç meşruiyet e, sorunu yaratıyor. Yani Sertaç bunu detaylı olarak ele aldı son dönemde. İşte e, AKP'nin UBP'ye e, müdahaleleri, Başbakan'a müdahaleleri e, hatta 2000'de bence e, şey, e, son seçimlerde 2020'de Akıncı e, aleyhine müdahaleleri de Türkiye'nin e, bunun e, içindedir bence. Bir taraftan böyle bir e, öfke var e, demok fakat e, şöyle bir şey de var e, KKTC'de demokratik bir ülkede yaşandığı algısı. E, ve e, vatandaşlar arasında görece yüksek hayat memnuniyeti, iç meşruiyeti yükselten e, bir faktör olmuş. Mesela anlam planından sonra inşaat patlaması yaşanıyor. E, ve Türkiye'den artan mali yardımlar sayesinde gayri safi yurt içi hasıla 3 katına çıkıyor bugün mesela hizmet sektörü olsun Turizm eğitim ekonomik büyümenin motorları haline geliyor Dolayısıyla de facto devletler için çok enteresan bir durum söz konusu Kuzey Kıbrıs'ta o da nedir? KKTC Dünya Bankası'na göre kişi başına düşen gelir bazında yüksek gelir grubunda yer alıyor Dolayısıyla burada yaşayan yani Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan halk içinde ve önemli bir kesimi içinde bu bir iç meşruiyete olumlu bir destek olarak tercüme ediliyor. Fakat e, tabii ki şunu baştan söyledim. Yani kısmi bir destekten bahsediyoruz. E, e, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın iç işlerine müdahalesi çok fazla. Özellikle e, Kıbrıslı Türkler'in e, büyük çoğunluğunda çok büyük bir tepki yaratıyor. Bir de tabii başka şeyler de var. Yani e, bu iç meşruiyetinin altına oyan şeyler var. E, son slaytım onu da e, söyleyeyim. E, mesela ee, e, tamam, ee, yani anlam planı sonrasında bir ekonomik büyüme yaşanmakla birlikte yeşil hat tüzüğü ancak e, kısmen e, uygulanabildi. İşte Orams davası inşaat sektörü üzerinde bir olumsuz etki yarattı. Ee, yani e, bir de şey çok önemli, bu e, bahsettiğimiz e, AKP'nin Kuzey Kıbrıs'a dayattığı neoliberal ekonomik politikalar ciddi bir e, öfke yarattı. Çünkü e, nasıl e, görüyoruz biz bunu? Mesela 2010-2013 ekonomik protokolü kamu çalışanlarının ma maaşlarını hedef almıştı. Göç yasası olarak e, anılan, böyle sendikaların göç yasası olarak andığı bir e, şeydir bu, maddedir bu. Ve e, bu göç yasası e, olarak adlandırılan yasa e, e, kamu çalışanlarının Maaş ve sosyal yardımlarının azalmasına sebep oldu. Bu da yani 2011 yılında işte sendikalar tarafından organize edilen büyük eylemler var Grevler var bu ciddi bir tepkiye yol açtı. Yani Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz 1980'den itibaren ya da 74'ten sonra hep böyle Türkiye'nin müdahalesiyle bir takım ekonomi politikaları izleniyor Kuzey Kıbrıs'ta. Bu ekonomi politikaları kısmen bir e, tatmin e, yaratmış görünüyor Kıbrıs'ı Türk e, vatandaşlar e, nezdinde çünkü e, dediğimiz gibi yani görece diğer e, de facto devletlere kıyasla daha yüksek bir hayat standardı, işte daha yüksek e, e, bir e, ekonomik durum söz konusu iken. Öte yandan da e, Türkiye'nin özellikle Kuzey Kıbrıs'ın iç meselelerine bu kadar müdahale etmesi algısı da bu iç meşruiyeti e, ciddi anlamda e, altını oyan e, bir şey. E, burada bırakayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Umut Hanım'a ve son sunumumuza sunumumuza geçiyoruz. Ayşu Basri Akter bize sunumunu yapacak Türk siyasal İslam'ın ve AKP'nin e, pardon bir irade sorunsalı tünden bugüne Türkiye ile siyasi ilişkiler sunumunu bize yapacak Ayşu Basri Akter. Evet, hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Özellikle Basın Enformasyon Merkezi'ne ve Kıbrıs Üniversitesi'ne bu organizasyon için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki organizasyonda emeği geçen herkese bu gibi özellikle iki dilli çalışmaların son derece ufuk açıcı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirini anlama ve geleceğe dair daha sağlıklı analizler yapabilmek ve ilerleyebilmek adına. Ee, o yüzden ayrıca önemsiyorum. Ee, ve e, teşekkürler e, davetiniz için de. 74'e bakarak başlamak istiyorum öncelikle. Şimdi 74'te bir tar 74 e, bir taraf için evet gerçek anlamda bir zafer ve kurtuluş Kıbrıs Türkler için. Bir taraf içinse gerçek anlamda bir katliam ve işgal. Ee, özellikle e, Türkiye'nin adaya müdahalesini e, Kıbrıslı Türklerin o dönem itibariyle çok ciddi bir samimiyetle istediklerini biliyoruz. E, hatta geciken bir müdahale olarak değerlendirdiklerini biliyoruz. Çünkü Kıbrıslı Türkler e, kendi açılarından hayatlarını ciddi tehdit altında hissediyorlardı, kendilerini yalnız hissediyorlardı. Çünkü onlara göre aslında yıllarca genel olarak da sorunsuz bir şekilde yan yana yaşadığı komşularından. Kurşun yemişlerdi, tehdit altına alınmışlardı. Uluslararası güçlere, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere güvenlerini gelecek gerçek anlamda yitirmişlerdi ve gelecek kaygısı, yoksulluk ve çaresizlik içindeydiler. Özellikle 1963 sonrasında son derece küçük enklavlara, gettolara sıkışmış durumdaydılar ve gerçekten yarınlarını göremez gibi bir durumda hissediyorlardı ve tabii ki o dönem itibariyle resmi milli politikalara karşı bir siyaset mekanizması geliştirilmiş ya da kurumsallaştırılmış değildi örneğin bir ilk adım olan Cumhuriyetçi Türk Partisi henüz daha dördüncü yaşını doldurmuş değildi. Ee, ve e, itiraz etmeleri ya da bunu e, gelecek üzerinden sorgulamaları e, beklenemezdi zaten. Dolayısıyla Kıbrıs'ı Türkler e, aslında daha 63'lerden itibaren e, Türkiye'nin adaya mutlaka müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Ve tabii ki 74'ün ana mimarı Bülent Ecevit e, hatırlıyorsunuzdur bu portre. Birçok Kıbrıslı Türk'ün evinde kendi ailesinin fotoğraflarıyla birlikte çerçevelenmiş ve büyütülmüş olarak asılıydı. Şimdi birçok e, ülkede e, devlet dairelerinde özellikle e, siyasi figürlerin fotoğraflarını görmeye alışmışızdır ama insanların e, kendi evlerinde, kendi özel alanlarında kendi ailelerinin bir parçasıymış gibi bir siyasi figürü benimsemesi ve sahiplenmesi çok alışıla geldik bir görüntü değildi ve Kıbrıs Türkler çok gönüllü olarak Bülent Ecevit'i ya da Namı diğer ee, Karaoğlan'ı sahiplendiler ve bu ta e, 2000'li e, yılların başında anlam planı sürecine kadar da böyle devam etti. Çünkü o dönem itibariyle Kıbrıslı Türkler artık gerçekten bir federal çözüm istiyorlardı ve Ecevit bunun karşısındaydı. Ve dahası e, özellikle e, 74'ü yaşarken biz sadece Kıbrıslı Türkleri değil... Kıbrıs'ı Rumları da kurtarmaya gidiyoruz diyordu Ecevit e, ve Türk savaş uçakları da Türkçe ve Rumca olarak e, yazılan ve aslında Kıbrıs Rumların da can ve mal güvenliğinin Türk askerinin güvencesi altında olduğunu anlatan broşürler e, dağıtıyorlardı. Biz adayı sizi kandıranlardan ve kana bulayanlardan temizlemeye geldik diyordu. Bu da Yunancın tasına atıfta bulunarak ve güzel Güzel adanda yine asırlarca kardeş bildiğin Kıbrıs Türkü ile yine huzur içinde yaşayacaksın. Biz bunu sağladıktan sonra Türkiye'ye döneceğiz diyorlardı bu broşürde. Biz toprak değil sulh, adalet ve kardeşlik istiyoruz diyorlardı. Ee, ve bu gördüğünüz e, bildiriler e, o dönem itibariyle Türk Savaş Uçakları'ndan adaya iki dilli olarak atılan e, broşürdü. E, görüyorsunuz Allah'a ısmarladık e, karikatürü var, e, Türkiye ayrılıyor. E, Kıbrıs Rumlar ve Kıbrıs'ı Türkler de karşılıklı olarak e, oturuyorlar e, denildiği gibi e, bir e, kardeş edasında araştırmacı yazar sevgili e, Mete Hatay'ın arşivinden bir broşür bu. Aynı dönemde Sevgül Uludağ da Yeni Düzen Gazetesi'nde yayınlamıştı. Aslında son derece ilginçtir o dönemin anlaşılması açısından diyorum. O yüzden aslında 74'de bu yüzden de biraz barış harekatı diyor ve bunu benimsiyor Kıbrıslı Türkler. Ve aslında Türkiye'nin 74'te yaptığı bu ilk müdahale Nikos Samson'un Makaryos'a karşı başlattığı işte kanlı Yunan cuntası darbesine barışçıl bir cevap olarak da kabul ediliyordu. Ve e, barış harekatı ifadesi birçok alanda kabul gören bir ifade olarak karşımıza çıkıyordu. E, yani sadece Kıbrıslı Türkler açısından değil birçok uluslararası aktör tarafından da bunun teslim edildiğini söyleyebiliriz. E ee, Ne var ki aslında işler hiç de öyle ilerlemedi ne e, Türk askeri mendilini sallayarak adadan ayrıldı ne de sonrasında Ecevit'in dediği gibi e, biz e, bunun için buraya geldik denilerek iki toplumun barış içinde yaşaması için çaba sarf ettiler. E ee, ilk harekatın hemen ardından biliyorsunuz Cenevre görüşmeleri e, başladı. Cenevre görüşmelerinden sonuç alamadığını iddia eden Türkiye 14 Ağustos'ta ikinci harekatı gerçekleştirdi. Ve e, bu harekatın da yine Kıbrıs Türkler ve Kıbrıs Türk siyaseti açısından Genel olarak kabul görmüş bir müdahale olduğunu söyleyebiliriz. Birinci harekatla ikinci harekat arasında bir ayrım yok o dönem itibariyle Kıbrıs Türklerde. Ancak özellikle bu harekat diğer tüm tarafların, özellikle Batı'nın ve uluslararası kurumların gözünde tamamen fevri, gayrimeşru ve özellikle görüşmelerin henüz kopmadığı, devam ettiği bir aşamada yapılmış olması nedeniyle tepkiye. Sebep oldu. E, harekattan 40 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, ikinci harekat nedeniyle Türkiye'yi e, Rum kesimine 90 milyon euro bir manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği de biliniyor. Ee, Ecevit amacımız toprak değildir demişti 74'te. Ama Kıbrıs e, halklarının kaderini belirleyecek olan bu referandum sürecinde aynı Ecevit adada tek bir Kıbrıslı Türk kalmasa bile orası Türkiye için önemlidir ifadelerini kullandı bu son derece yaralayıcıydı Kıbrıslı Türkler açısından ve önce kalplerindeki Kara olanı eceviti indirdiler hemen ardından da evlerin duvarındaki halen çoğu evin duvarında asılı olarak durmaya devam eden Ecevit fotoğrafları indirildi şimdi ee, özellikle ee, ikinci ee, Harekat ve birinci harekatın e, Türkiye gazetelerine yansımasını da buradan görüyoruz. Cumhuriyetin, hürriyetin o dönem itibariyle Türkiye'nin önde gelen gazetelerinin Türk ordusu Kıbrıs'ta, Mehmetçik Kıbrıs'ta gibi ifadeleriyle beraber zafer olarak e, nitelendirdiklerini biliyoruz. Ve Kıbrıslı Türkler gerçekten bunu bir kurtuluş olarak e, görüyorlardı. O dönem e, Doğan... Bebeklerine Mehmet ismi zaten Türkçe'de çok yaygın olarak hali hazırda kullanılan bir isim ama işte Zafer, Bülent, Ecevit gibi. Ee, barış gibi bir, bir takım e, isimlerin çok daha yaygın olarak verildiğini biliyoruz. Ee, o dönem itibariyle e, yine milliyette Ecevit'in artık kimse Kıbrıs'ta Türk'ün hakkına dokunamaz ifadelerinin manşete çekildiğini görüyoruz. Bozkurt Gazetesi bir ilk bölümde de e, belirtilmişti. 19-25 Temmuz tarihleri arasında yayınlanmadı o dönem itibariyle e, gazete e, Bozkurt Gazetesi gazetesi de çok daha uzun süre yayınlanmayan diğer gazetelerle beraber 25 Temmuz 74'te ise bir asırlık hasret bitti manşetiyle çıktı gerçekten de bekleniyor idi bu müdahale ve bunun bir geciken müdahale olduğu ifade ediliyordu şimdi özellikle 74 öncesinde Kıbrıs Türkler ve Kıbrıs üzerinde oldukça belirgin bir etkisi olduğunun altını çizmek gerekiyor Türkiye'nin. Kıbrıs Türklerin siyasi duruşlarında her zaman belirleyici olmuştur ama 74 harekatı Kıbrıs'ta Türklerle Türkiye arasında daha derin bir bağ yarattı. İlişki daha yüksek bir ideal üzerinden değerlendirilmeye başlandı ve hemen ardından da Türkiye'nin onayı ve oluru alınma çabası içerisine girildi. Çünkü Türkiye artık tamamen yalnızlaşmış olan Kıbrıs Türklerin hem tek kurtarıcısıydı hem de geleceğinin yegane güvencesi konumundaydı. O kadar ki zaman zaman gerilen ilişkilere, Çıkar çatışmalarına rağmen Kıbrıs Türkler 60 anlaşmalarından kaynaklı Garanti Anlaşmasını Türkiye'nin ihtiyaç duyulan bir güvencesi olarak gördüler ve bu anlam planı çerçevesinde de garanti anlaşmaları orada bir şekilde duruyor denilerek planın kabul edilmesine sebep oldu. Şubat 75'te Kıbrıs Türk Federal Devleti'nin kurulduğunu biliyoruz. Ama bununla beraber hemen Mart 75'te de çözüm görüşmeleri başladı. Zaten aslında baktığımız zaman işte 74'te bir Araş harekatı denildi, Federe devleti ve ardından ilan edilen 83'teki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, biz bunları yapıyoruz ama çözüm arayışlarımız devam ediyor e, şiarı üzerinden de hareket edildiğini görüyoruz ve e, Kıbrıslı Türkler aslında e, belki reel politikte bunu çok fazla yaşamadılar ama federasyon temelinde bir çözüm arayışının hep var olduğu ya da en azından kendileri tarafından arandığı düşüncesiyle e, devam ettiler. Ee, bu dönem e, itibariyle Denktaş Kıbrıslı Türklerin lideri pozisyonundaydı ve Rauf Denktaş'ın Türkiye siyasetlerinin Kıbrıs politikasının oluşturulmasında da son derece önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Gerçek anlamda belirleyiciydi ve Denktaş sonrasında Kıbrıslı Türk siyasi figürlerde bunun yeterince güçlü bir şekilde öne çıkamadığının altını çizmek gerekiyor. Nüfus mübadelesi yapıldı, bu arada sınır çizildi. Ee, ve yeni bir iskan politikasıyla Kıbrıslı Türkler e, güneyde bıraktıkları mülklerine karşılık, mücahitlik puanlarına karşılık Kıbrıslı Rumların adanın kuzeyinde bıraktıkları mülklere yerleştirilip tapu e, aldılar. Ee, ve e, özellikle e, burada bir e, nevi e, galimet kültürünün de meşrulaştırıldığını görüyoruz Kıbrıs Türkler arasında çünkü bir savaş yaşamışlar. E, işte toplu mezarlara gömülmüşler, ciddi kayıplar vermişler. Dolayısıyla bir nevi hakları şeklinde görüyorlardı. Ancak şöyle bir ayrım var. E, o dönem itibariyle bile bu yerleştirildikleri, hatta tapularını aldıkları evlerin eski sahiplerinin bir gün geri döneceği bilinciyle yaşadı birçok Kıbrıslı Türk. O kadar ki evlerinin en değerli köşelerinde işte eski sahiplerden kalan özel eşyaların fotoğraf albümlerinin ve çerçevelerinin uzun yıllar saklandığını biliyoruz. 2003'te kapılar açıldığında birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum arasında bu alışverişin yapıldığını görebiliyoruz ki bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Nüfus nakli yapıldığı bir vaka bir gerçek Türkiye'den Kıbrıs'a. Özellikle artık sınır çizildikten sonra ve ayrım yapıldıktan sonra adanın kuzeyinde tarım iş gücü ve turizm başta olmak üzere birçok alanda işçi eksiği de baş gösterdi. ama tabii ki resmi siyasetin ayrı bir kaygısı da Türk nüfusunun varlığının artırılması noktasıydı. İlk 없죠 E, 74 harekatına katılan komutanlar, askerler ve onların ailelerinin geldiğini biliyoruz. Daha sonra da hani e, farklı bölgelerden devlet teşvikiyle e, daha e, alt e, sınıftan e, Türklerin adaya geldiğini e, kendi doğaldığında göçlerin olduğunu biliyoruz. Kıbrıslı Türkler Türkiye'den gelen özellikle askeri erkandan olan bu kişileri de e, ilk etapta memnuniyetle karşıladılar. Çünkü yükselişler Yüksek eğitim seviyesine sahip, daha modern, daha e, hani bir nevi kurtarıcı sembolü olan e, bu kişilere karşı e, ciddi bir e, hayranlık e, duyuyorlardı. Dolayısıyla e, ilk etapta e, bunu da memnuniyetle karşıladılar ama sonrasında asayişe varan sorunlar, e, kültürler arasındaki ayrım e, ciddi sıkıntılara da sebep oldu. Bu da yine Milliyet Gazetesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu manşeti. E, dikkat ettiğiniz üzere Denktaş'ın portresiyle birlikte veriliyor e, bu manşet. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek, Kıbrıslı Türkler demek çok uzun yıllar e, Türk siyasetinde de Denktaş demek anlamında yorumlandı. E, ve 2001'e gelene kadar çok büyük bir kalkışma yaşadı e, Kıbrıslı Türkler. E, ekonomik olarak e, çökmüş durumdaydılar ciddi ve ağır bir nüfus politikası altında eziliyorlardı ve çözüm istiyorlardı. On binlerin sokaklara taştığı çok büyük mitingler yapıldı ve üç döneme ayırabiliriz Erdoğan'ın dönemini. Bunlardan biri işte birinci Erdoğan dönemi çünkü ilk defa Türkiye'de bir siyasetçi artık Kıbrıs sorunu çözülmelidir. 40 yıllık çözüm siyaseti bitmelidir e, diyordu ve e, özellikle e, çözümsüzlüğün ana figürü olarak gördüğünü söylediği e, denk taşağı atıfta bulunuyordu ona ayar çekiyordu çok yüksek perdeden ve e, Kıbrıslı Türk Aydınlar çözüm için gerçek anlamda istenç e, ortaya koyan Kıbrıs Türk toplumu da bunu hayranlıkla alkışlıyordu Çünkü ilk defa yanlarında çözüme destek veren ve e, o güne kadar belki yüksek sesle kendini ortaya koyarak eleştirmekten çok çekindiği denktaşa ayar veren bir e, Türk siyasi seçcisi figürü vardı. E, ve e, referanduma kadar giden bir süreç yaşandı. Ee, bu ilk e, birinci Erdoğan dönemi olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde e, Rauf Denktaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, konuşma yapmak üzere davet edildi. E, alkış var e, destek yok e, milliyetin e, attığı manşet mecliste halka bu acıyı yaşatmayın yani referandumda evet çıkartmayın ve e, bu planı kabul etmeyin dedi Denktaş e, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP'ye rağmen destek mesajı vermedi e, diyor ve hemen yan taraftaki notlarda da Denktaş'ın e, bu toplantıda ağlamamak için kendini çok zor tuttuğunu, e, dudaklarını ısırdığının gözlemlendiği söyleniyordu çünkü artık denktaş siyasi olarak birinci Erdoğan'a yenilmiş durumdaydı. 23 Nisan 2003'te bir gece gecenin sabahında Kıbrıslı Türkler çok ciddi bir sürprize uyandılar. Ve 40 yılı aşkın bir şekilde kapalı olan Yeşil Hat kontrollü olarak açıldı. O dönem iki toplum arasındaki ilişkilerin de romantizminin tavan yaptığı dönemdi. Çünkü Kıbrıslı Türkler çok uzun yıllardan sonra ilk defa canlı olarak aslında... Türkiye'li Türklerden çok daha fazla bir ortak kültür elementine sahip olduklarını bir kez daha keşfettiler Kıbrıs'ı Rumlarla. Kaygılarının ortak olduğunu birlikte yaşadıklarını ve o ortaklığın çok ciddi anlamda özlendiğini keşfettiler. Yıllardır görüşmeyen arkadaşlar bir araya geldiler, görüştüler. Ve gerçekten son derece duygusal hikayeler haberler ardı ardına gelmeye başladı. Letropala sınır kapısının ilk günkü geçişleri bu. 23 Nisan 2003'ü anlatıyor. Ama referandum çok büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu Kıbrıslı Türkler arasında. Çünkü gerçek anlamda ne o dönem itibariyle Cumhuriyetçi Türk Partisi ki referandum sürecini ee, bir şekilde yöneten ve başını çeken siyasi aktördü. Ne de Kıbrıslı Türkler. Kıbrıs Rumların o dönem kaygılarını ve aslında çok yüksek ihtimalle hayır diyeceklerini öngöremediler ve çok büyük bir sürprizdi, çok büyük bir hayal kırıklığıydı 2004 referandumu Kıbrıslı Türkler açısından ee, ve. E Referandum sonrasında da e, özellikle e, artık ikinci Erdoğan döneminin başladığını görüyoruz. Çünkü Kıbrıslı Türkler e, ganimet kültürünü bir kez daha meşrulaştırdılar. Halihazırda adadaki potansiyel çözüm ihtimalini satın alan e, birçok yabancı sermaye e, ve inşaat patlaması nedeniyle ciddi bir e, ekonomik e, refah düzeyi e, gerçekleşti. Ee, ve ikinci Erdoğan döneminde bu fotoğrafı e, çok sık olarak görmeye başladık. Halasol Sultan İlahiyat Koleji 27 Eylül 2013 e, tarihinde açıldı ve açılışta gördüğünüz e, müftü e, hoca e, bundan sonra yapılacak birçok açılışlarda dualarla bu kurdelenin arkasında Kıbrıslı Türklerin görmeye çok neredeyse alıştığı bir fotoğraf verdi. Bu kurdeleyi e, kesenler arasında ne yazık ki e, o dönemin Başbakanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu da vardı ama Kıbrıs'ı Türkler e, böyle pankartlarda açtılar e, Erdoğan'a karşı bu 2011'indeki e, 2011 toplumsal varoluş mitingi e, defol git anlamına gelen bir küfür bu ee, hani sizi kurtardık size para veriyoruz sizi besliyoruz diyor. E, Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de bu şekilde cevap veren e, çok önemli bir e, e, kalkışma yaşamışlardı o dönem itibariyle ve onun sonrasında zaten çok daha e, sertleştiğini görüyoruz ilişkilerin 3. Erdoğan dönemine giderken. Çünkü bu kadar küstah Terbiyesiz bir e, topluma gerçekten çok hızlı bir şekilde ayar verilmesi gerekiyordu e, çünkü e, buna artık tahammül edilemezdi. Ee, Türkiye'nin adaya e, büyükelçi olarak gönderdiği ve e, tarihinin en kısa dönem e, büyükelçiliği yapan Kaya Türkmen e, kendisiyle yaptığımız yeni düzen için röportajında Ankara beni büyükelçi olarak değil vali olarak e, gönderdi dedi ve e, Anlattıkları arasında e, Türkiye'li diplomatların Kıbrıslı Türklerle dalga geçtiğini, e, onları taklit ederek e, onları aşağıladığını söylüyor. Ve aslında biz e, Kıbrıslı Türklerin e, cebine para koyduk ama kalplerine iman koyamadık diyerek e, Kıbrıslı Türklerin gerçek anlamda bir e, ayara ihtiyaç olduğunu ve ehlileştirilmeye ihtiyaç e, olduğunu söylüyorlar. <laughs> ee, <Mantık>. burada bitiriyorum. <Gülüyor> 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 Son e, Akıncı dönemiyle beraber artık 3. Erdoğan döneminin pekiştiğini e, söylemek gerekiyor. Çünkü e, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne kadar Türkiye'nin her zaman adada e, siyasete karşı bir e, dahli olduğu etkiledi. Ama ilk defa bu kadar fevri bir şekilde ve bu kadar e, düstursuz bir şekilde bir müdahale yapıldı. Akıncı e, yine Aynı röportaj dizisinde yaptığımız röportajda, e, bizzat Mit tarafından hayatıyla ailesiyle tehdit edildiğini anlatıyordu. E, kazansa bile seçimi e, orada kalamayacak e, dediklerini ifade ediyordu. Zaten ikilinin arası çok iyi olmadı böyle sıcak fotoğraflarına e, da alışkın olsak, e, çünkü seçildiği günden itibaren önce ana vatan yavru vatan e, polemiği üzerinden e, ikili geril di zaten çok da Erdoğan'ın tercih edebileceği bir e, siyasi figür değildi Mustafa Gıncı. Kram Montana sonrasında da özellikle Türkiye'nin e, iki devletli çözüm modeline geri dönmesi, e, ısrarı e, ipleri tamamen kopardı ve bugün itibariyle e, 3. Erdoğan döneminde Ulusal Birlik Partisinin kurultayına başbakan e, hatta parti yetkili kurullu üyelerinin belirlenmesine kadar e, Türk siyasetinin çok etkin olduğu bir süreci yaşıyoruz ama e, şu resim artık gelecekte bizim alışkın olacağımız e, bir model neredeyse tamamlanmak üzere inşaat e, çeşitli hukuki e, ve sosyal e, tartışmaları var külliye ne demek Arapça bir sözcük külliye ve aslında merkezinde cami olan ki bu fotoğrafta da camiyi görüyorsunuz. E, merkezinde cami olan ve İslam toplumlarında şehirlerde mahalle hayatının etrafında toplandığı mimari yapılar. Ve böyle bir yapı yapılıyor Lefkoşa'nın göbeğine. Ne tesadüftür ki hemen e, Metehan <laughs> sınır kapısının yanına dolayısıyla ilk geçişinizde göreceğiniz ana simge yapı olacak e, külliye bundan sonra. E, evet, ve evet. burada bunu evet. özetliyor. Sonucu mu bir söyleyeyim. Evet. <Sonucumu biz> <laughs> Türkiye'nin e, adaya yaptığı müdahaleler Kıbrıs Türk siyasetine ya da Kıbrıslı Türklere yapılan müdahaleler değil, Kıbrıslı Rumlara yapılan müdahaleler bunlar ve adanın bütününe yapılan müdahaleler. Dolayısıyla biz bugün itibariyle bu kadar kıskaç altında bir siyaset ve ekonomi e, politiği içinde yaşıyorsak bunu adanın bir tarafından ayırmak ya da adanın bir tarafını bundan muaf tutmak her ne kadar işte adına sınır deyin, adına işgal deyin, ne derseniz deyin var olsa bile mümkün değil. Çözümsüzlük devam ettiği sürece bu ayrılık daha da kemikleşecek. Çözümsüzlük devam ettiği sürece Sürece, bu baskı daha da artacak ve e, bundan kurtulmanın yeni bir siyaset, yeni bir dil ve yeni bir gelecek yaratmanın tek e, çaresi de sanıyorum birlikte hareket etmek ve gerçek anlamda çözüm için birlikte çalışabilmek. Çok özür dilerim. Çok evet oldukça uzun ve e, verimli bir. E, konuşmaydı soru alacak mıyız vaktimiz pek yok oldukça ilginç bir paneldi bir soru yoksa bugünkü konferansımızı tamamlayacağız Herkese çok teşekkür ediyoruz sabrınız için bir sorumuz mu var. Mikrofon almadığı için duyamıyoruz soruyu. Hristina'nın sanırım bir sorusu ama. Sunum, sunumların özetini istiyor diye düşünüyorum. Hristina bu bir soru değil, bir konuşulanlarla ilgili muhtemelen bir talep bir evet. Dimitris bu olayla ilgili yanıtı verecek. Evet. Hristina'nın talebini iletti ve evet. Evet. Çalışacağız. Kapatmak zorundayız. Çünkü bu salonu tuttuğumuz zaman da bitiyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğe katkı koyan herkese Kıbrıs Üniversitesi'ne birlikte çalıştığımız tüm meslektaşımıza ve siz değerli konuklarımıza panelistlere çok teşekkür ediyoruz ve biz tercümanlara da.